Bugün çiftler Küçükçekmece Adliyesi'ne gittiler boşanmak için. Boşanma gerçekleşmedi. Cuma günü boşanmaya gittiler, boşanamadılar. Mehmet ve Makbule bugün bir kez daha boşanmak için adliyeye gitti. 100 milyar para istedi bebekler için ama vermeyeceğim ben. Tazminattan vazgeçmiş olsa nafakayı öder misin? Ödemem, onu da ödemem. Bebeler atmasını bilen o parayı da vermek zorunda. Adliye koridorlarında ikinci perde, ikinci büyük şok. Sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Yüzümü yıkamakta bir zor toplanan cikzayı geç. Aynı kıyafet. Karşımda görmeye dayanamıyorum. Her sözü olay oldu. Her kararı ortalığı karıştırdı. Ben sadakatsizlik yaptığımı hatırlamıyorum. İçimde bir şüphe var. İkisi de DNA testi sonucunda biyolojik baba sen çıkmadın. İkinci çocuğumun babası Mehmet Muhammed Güneş çocuk ebeveynlik yönünde ilişki. DNA testleri açıklandı. Üst üste deprem etkisi yarattı. Günler sonra Melahat'ten Ramazan'la ilgili büyük itiraf. Bir itirafım var. Şimdi Esra Erol'da. Gülşah kocası Şaban'a hesap sormaya, meydan okumaya geliyor. Şaban sana sesleniyorum. Beni buraya getirip kendin kaçıp gidiyorsun. Niye kaçtın? Cesurluk nerede? Cesurluk bende. Buraya geleceksin. Bugün hesaplaşma vakti. Geleceksin, yüzleşeceksin, boşanacaksın. Nokta, nokta. Şimdi Esra Erol'da. Sen hep şiddet gördün. Evet abla. Sevdiğim için. Gözün görmüyor doğru. Çocuğumu istiyorum. 10 aylık daha. Kocasıyla kayınvalidesi sokağa attı. Vicdan olsaydı ne olursa olsun atamaz. Çocuğunun annesiyim. 10 aylık bebeğini günlerdir göstermiyorlar. Eşim çocuğumdan beni mahrum bırakıyor. Çocuğumla beni cezalandırıyor. Çocuğumu istiyorum. 10 aylık daha. Velayetini istiyorum. Burcu evladına kavuşabilecek mi? Sen çıkarken çocuğunu almak istedin mi? İstedim. Ver dedim. Çocuğumu da hazırlayacağım. Vermiyorum dedi. Bir annenin gözyaşları içinde büyük isyanı. Ben annesizliği biliyorum, bak çocuğuma bunu yaşatmayacağım. Şimdi Esra Erol'da. Seni çok özledim kızım. Ne olursun beni. Kanlar katlanmış küçük oğlunu alarak 19 Temmuz tarihinde kayıplara karışıyor. Giderken bir çocuğunu bırakmış, yanına küçük çocuğunu tabii, almış. Yani bir çamura saplandı gibi geliyor bana. 19 Temmuz'da 5 yaşındaki çocuğunu da alıp ortadan kaybolan Kadriye ile ilgili son dakika gelişmesi. Kadriye ile ilgili gelişmeler var. Evli olan Fidan diye bir kadın var. Bu Yahya diye birine kaçıyor. Yine evli olan Sevda diye bir kadın var. Bu Hasan isminde birine kaçıyor. Sizin kızınız Kadriye kendi eşini bırakıp birine kaçıyor. Kadriye'nin bu insanlarla ne işi var? Sakın kaçırmayın. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Kadriye'nin Muğla Milas'a bağlı Dereköy'de biriyle beraber gerçekten orada mı? Ekip arkadaşlarımız orada da araştırmalarını yapacaklar. Gel kızım ne olursun. Ne olursun. Şimdi Esra Erol'da. Beş aylık hamile olan karım Gamze'yi Murat Dinç ve karısı Yurdagül kaçırdı. Eşimi kuma yapmak istiyorlar. Akıl almaz bir iddia. Benim eşim Gamze Tolu'yu Murat Dinç ve eşi Nurdagül Dinç kaçırmışlar. Eşim 5 aylık hamile. Nurdagül Dinç'i aradım. Benim eşimi geri verin. O da bana söyledi. Benim kocam senin eşini çok seviyor. Onsuz yapamıyor diye alıp kaçtılar. Türkiye böylesini ne gördü ne duydu. Sakın kaçırmayın. 11 Kasım'dan bu yana kadar 20 gün oldu. Eşimden bir haber alamıyorum. Eşimin de çocuğumun da hayatından endişem var. Gamze seni oradan kurtaracağım. Şimdi Esra Erol'da.
kız, gözleri yıldız yıldız. Gel otur çakıllara, seninle konuşacağız. Eğer babam vermezse dağlara kaçacağız. Yedirek martı gibi göklere uçacağız. Hep bunim. Gel uçur dağları, oy parozan paroza. Kaçamayan kızları kuruturlar çiroza. Sevdalı uşak olsam, belime kuşak olsam, okşarken yanavuri. Gülden yumuşak olsam, hep bunim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yeni bir haftada sizlerle beraberiz. Haftayı karşılıyoruz. Haftanın ilk gününde hayata hızlı bir şekilde başladık. Allah enerjinizi daim etsin. İlk defa gelen var mı? Nasıl bildim ama. Nereden geliyorsunuz kızlar? Rize'den geliyorum. Rize'den? Evet. Bu grup Rize mi? Bu grup. Bu grup Rize'den geliyor. Evet. Kim geldiniz? Annem, teyzem, kuzenim. 4 kişiyiz. İyi seyirler diliyorum. Sağ ol, teşekkür. Bir Rize'ye el sallayın konu komşuya. Bütün aile adına konuşmayı siz yapacaksınız herhalde. Yapabilse bile. Rize'den çay getirdim size. Ya ben konuşamıyorum. Yapabilirse sözcü ilan ettiniz ama şüpheniz de var. Siz yapın onun yerine. Ben geçen sene de gelmiştim. Evet. Çok severek izliyoruz sizi. Çok teşekkür. Sizi görmeye geldik. Sağ olun. Sizi görmek ne güzel. Çok ay, güzelsiniz. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağ olun. Bir de bir ricamız olacak. Reklam arasında fotoğraf çektirebilir miyiz sizinle? Vallahi randevularıma bakmam. Artık bilemeyeceğiz. Tabii. Nasıl? Yok, o klasik zaten. Reklam arası burada. Fotoğraf tamam. Saati yapıyoruz. Tamam, teşekkür reklam ederiz. Reklam arasında fotoğraf çektiriyoruz. Yalnız çok tatlı reklam arasında. Peki diğer grup nereden geliyorsunuz kızlar? Ankara'dan geliyoruz. İki kızım bir de ben. Sizi çok seviyoruz. 4:30 dedin mi oturuyoruz. 7'ye çeyrek kala kalkıyoruz. Amca ne yapıyor? Amca öbür tarafta. Hayır. Hayır, öbür tarafta derken hani başka bir odada mı? Yok, öbür tarafta. Öldü. Edebiyat. Hayır, ben hayatımda ilk defa. Hayır, hani rahmetli oldu, hayatta değil beklerken. Yo, hani mutlu gitti. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Kızlar ne be? Kızlar evli mi? İki kızım ev, bu bekar, bu evli. İki tane de Ankara'da var evli. Ay maşallah. Bunlarla geldik. Ama hayat dolusunuz siz de. Evet, öyleyim. Kimlere selam göndereceksiniz? Ankara'da beni izleyen bütün herkese selam. Kızlar mı getirdi seni buraya? Yok, ben geldim. Evet, bu getirdi. Bu getirdi, bak unuttum onu söylemeyi. Evet. Bir şey söylemek ister misiniz? Evet, gerçekten çok güzel burası. Siz de çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Müge Anlı'ya gelmiştik, geçerken uğrayalım dedik. Ama şöyle, hayır, burada gerçekten şimdi yan taraf sabah programı yapıyor. Şey yok. Yan yana sürütüyorlarımız, bütün günü burada geçirdiniz. İyi başladın peki? Ay sabah çok heyecanlıydı ama şu an hiç heyecanım kalmadı. Alıştınız kameralara. Ya, aynen öyle. Devam eder herhalde, geliriz yine. Yalnız bizim geceden yayın yok işte. Gece kalacak yer buluruz, sabah geliriz yine artık. Tamam, yapacak bekliyoruz o zaman. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ankara'ya sevgiler, selamlar. Anneye iyi bakın. Siz nereden geliyorsunuz? Ben buradan geliyorum. Esenyurt'tan. Eşim ATV'de çalışıyor. Kim eşi? Sedat Kuşluoğlu. Sedat Kuşluoğlu. Evet, kendisi orada. Müracaatı bekleniyorsunuz. Yalnız ben Gaziantep'ten buraya geldim Esra Hanım. Kız kardeşim sizin sıkı hayranınız. Beni çekme Sibel abla, kocası orada, eşi ekrana çıksın da kamerayı alayım diye bekliyor. İkisini yan yana verebilir misiniz? Bak.
Yalnız ne kadar şanslı bir kadınsınız. Teşekkür ben ederim. De diyorum ki çok niye şanslıyım. Monitörün başında eşi bek... Ay vallahi yanlış. Sen onları çek Sibel abla, ben olmayabilirim karede. Esra Hanım, kız kardeşim sizin sıkı takipçiniz. Sizden Gaziantep'e selam istiyor. Onu ha. Kader Gül Sevgi. Selamlarınızı bekliyor çok çok. Bir Sedat'la de ben buradan eşime... Sedat da diyor ki vay be benim karıma bak, bir kere de her şeyi anlattı diyor. Öpücük at. Görüyor seni bak. Seni çok seviyorum hayatım. İyi ki hayatındasın. Sedat, senden de bekliyoruz öpücük. Vallahi şahanesiniz. Herkese sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kader Hadi Gül bak. Sevgi Kader, Gaziantep. Kader Gül Sevgi. Kader Gül Sevgi Gaziantep. Teşekkür ederim. Gitti selam. Vallahi pış pış pış. Avukatımız Hülya Kur'an. İyi haftalar diliyorum. Programın başında her ne kadar yapım ekibi birden konulara geçmeyi istese de Eda Hanım kaldırıyor. Evet. Ben Esra Hanım'ın bu başlangıçta yaptığı bu mutlu ailelerle ve çiftlerle konuşmayı çok seviyorum. İşte hayatın tezatı burada. Ama o sırada burada... benim gözüme perde iniyor zaten. O kaldırıyor ya, bende perde var, görmüyorum ben. Yani buradaki aslında mutluluğu görüyorsunuz. Evet. Kızlarını almış gelmiş, eşi orada. Olması gereken bu. Burada olmaması gerekenleri ya da kurtarılabilecekleri görüyoruz biz aslında. Ders almak lazım. Bu tarafı da ders Mesela almak lazım. Mesela ilk konuğumuz Ali Tolu Çorum'dan geliyor. Eşi nerede? Evet. Ne yapıyor? Kaçtı mı? Kaçırıldı mı? İddialarıyla burada. Onun iddiası şu. 5 aylık hamile eşim. Daha önce komşumuz olan Murat Dinç ve eşi Yurdagül Dinç tarafından kaçırıldı iddiasında bulunuyor. Buyursunlar Ali Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Siz Çorum'dan geliyorsunuz. Evet abla. Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Eşinizin 28 yaşında olduğunu, uzaktan akrabanız olduğunu, 2013 yılında severek de kaçarak evlendiğinizi... Evet. Uzun yıllar çocuğunuzun olmadığını, şimdi eşinizin 5 aylık hamile olduğunu, evet, ama daha önce komşunuz olan Murat Dinç eşi tarafından kaçırıldığını iddia ediyorsunuz. Evet abla. Nereden başlayalım Ali? Yani Gamze ile ve bu şey, yani siz eşinle evliyken Muratlar sizin komşunuz. Evet abla, komşumuzdu. İlk olay ne zaman başladı? Bu, ilk olay bu 2017'de bu bir iki sefer benim ailemle telefonda rahatsız etmişti. Gamze'yi mi? Evet. Ben de aileme sormuştum. Ailem de hatta telefonda bunlara bağırdı, çağırdı. Bunlar tartıştılar, ben tartıştım. Bu adam ailesiyle geldi, beni aldı götürdü. Konuştuk, bu bizim bacımız, sen bizim kardeşimizsin. Biz böyle bir şey yapmak bir yanlışlık oldu. Başkasını ararken bu numara düştü dedi. Şimdi 2017 yılında komşun Murat eşin Gamze'yi rahatsız etmeye evet, başlıyor. Abla. Sen bunu yakalıyorsun. Evet abla. Ne yani yakaladığın o telefon görüşmesine yakaladığın şey ne? Telefonda numarasını buldum. Ya gördüm. Ondan sonra iş ben aradım. Ben varken eşim aldı. Ben hep sen bile rahatsız ediyorsun. Benim yuvamı bozacaksın. Ben ailemle iyiyim. Ben ailemi seviyorum diye bağırdı, çağırdı. Bu adam da ilk eşiyle beni alıp götürdü. Konuştuk. Bu benim kardeşim dedi. O benim bacım. Ben böyle bir şey yapmam abi. Biz böyle komşuyuz diye. Murat Gamze'den kardeşi diye bahsediyor. Evet. Bacım diye bahsediyor. Evet. Kendi hanımı da bana abim diye bahsediyordu. Hı-hı. Sen de benim abimsin. Böyle bir hata olmaz. Yapmazlar. Hı-hı. Biz sizi seviyoruz diye. 2009'un birinci ayında da abla bunu eşimi bunlar yine alıp götürmüştü. 4 ay. 4 ay bu eşim devamlı annesini arıyor. Bu telefon yasağı koymuş. Telefon kaydı yapmış. Annesine devamlı benim eşim telefonda söylemiş. Benim buradan ya ölüm ya dirimi kurtarın. Murat senin eşini kaç kere kaçırıyor? Bu ikinci defa oldu abla. 2 kere kaçırıyor. Evet abla. Komşun. Evet abla. Ve evli. Evli. Yani bu Murat Dinç dediği kişi aslında çok yani yaşı da olan biri. 3 çocuk babası, 5 de torun sahibi. Evet abla. Yurdagül'le de evli. Evet abla. Senin eşini niye kaçırıyorlar bunlar? Abla bunlar kendine kuma arıyor, evine hizmetçi arıyor. Murat Dinç senin karını kuma yapmak için. Evet abla. Sen karınla resmi nikahla evlisin. Resmi nikahım var abla. Şimdi hepiniz böyle Allah Allah diyorsunuz değil mi? Yani bir garip tabii. Hikaye. İlk bu telefonda Murat'ın varlığından haberdar oluyorsun. Evet,
O karısıyla geliyor. Sen karını yanına alıyorsun. Yok, yüzleşiyorsunuz. Ben eşimi götürmemiştim. Ha, ikna ediyorsun. Tek... 2018 yılında sen cezaevine giriyorsun. Evet, kavgadan dolayı. Evet. Sen cezaevine girdikten sonra ne oluyor? Cezaevine girdiğinde eşim benim her hafta görüşüme, ziyaretime gelirdi. Bu sene 1. ayın 5'inde eşimi ne tehditle ne zorlarına götürdüyse götürüyor. Eşime telefon yasağı koyuyor. Ailesine ne demek görüştürmüyor. Sungulya'ya da getirmiyor. Çankırı'da oturuyorlar. Eşim birileriyle ulaşmış, annemle konuşmuş. Sonradan bu adam kendi telefonundan görüştürüyor annemi. Ses kaydı yapıyor. Eşim devamlı beni buradan kurtarın. Ben diyor abla. Anneler gününde 12 Mayıs'ta bu adam ses kayıtlarını dinliyor. Getirip annemi kapısına atmış. Ocakta alıyor. Sen cezaevine girdiğinde evet. Karını kaçırıyor. Sen evet, cezaevinden çıkmadan bir gün önce de karını getirip Gamze'ye kapının kapı önüne bırakıyor. Ben de öbürsü günü geldim abla. Barıştık, konuştuk hani barıştık. Ben sen cezaevinden çıkıyorsun, karının başına gelenleri öğreniyorsun. Sen evet, ceza evindeyken Murat tarafından alıkonulduğunu iddia ediyorsun. Evet. Bu senin iddian. Sonra karın sana bu durumu nasıl izah ediyor? Hani ben rızamla mı gittim diyor, seviyor muydum diyor. Yok öyle bir şey de demedi abla. Tehdit işte beni aldı götürdü yapamadım. Hani benim de anne baba yok, kimsem yok. Sahip çıkanım da yiyordu. Annesinin babasının yanındaydı. Bu da annesine konuşuyor, bunu getirip atmış geri abla. Ben de geldim, konuştum. Annesi ne yapmış? Kızı 4 aydır ortada yok. Bu Murat denilen kişinin annesi yanında. Annesi savcıya, polislerine hep gitmiş. Kocası olmayınca sizin ifadeniz bir işe yaramaz. Yaşı reşit demiş. Ne alakası var? Sen düşünsene, kızın evliyken, kocası cezaevindeyken komşu tarafından kaçırılıyor. Oradan abla 12 Mayıs'ta eşimi getirmişler. Ben evet. 13 Mayıs'ta çıktım geldim, konuştuk. Seviyorum diye yuvamızı kurduk. Evet. Ben evi tuttum onlardan uzak bir yerde. Bu adam yolda bir de beni gördü. Kavga ettik. Elini tutma, onun yanında sen gezmen diye. Bayağı beni bir rahatsız etti. Murat diyor bunu evet, sana. Komşun diyor. Karınla evet, ilişkine karışıyor. Evet. Eşim de zaten geldiği elini gün... Elini tutma diyor. Evet abla. Eşim de geldiği gün karakola ifade vermiş. Hı-hı. Ben bu adamla gittim, bu adamla yapamıyorum. Beni kuma olayı götürdü. Ben bu adam beni... Eşim geliyor, ben eşimle barışacağım diye ifadesini veriyor abla. Öbürsü günü ben geldim, yuvamızı kurdum. Bunlar bana 2 ay devamlı uğraştılar benimle. Ne diye uğraşıyor Murat seninle? İşte ver ben mi konuşuyorum, seviyorum. Kendi hanım arıyordu. Yılda. Eşini ver, evet. Eşini ver bir Gamze'ye ver bir. Bağırıp Ali Bey, şimdi kızıyordu. Murat Bey ile eşiniz kaçıyor tamam. Bu şu bazen öğrenmek istedim. Ama eşi... Hayır, eşi işte Yurdagül arıyor. Gamze'yi ver, telefonda konuşalım diyor. Bunun evet, şimdi abi, biraz sonra inşallah söyler, daha önemli bir şeyi de var. Bayağı bir abla şey yaptılar. Ondan sonra eşim zaten şikayeti savcılığa yürüttü. Şimdi şunu cevaplar. Murat'ın eşi Gamze ile kocasını konuşturmak için neden bu kadar mücadele ediyor? Kocam ille senin karını seviyor dedi. İlle konuşturacağız dedi. Konuşturalım dedi. Yani kendin abla bir nevi hizmetçi. Kumalık olayına rıza evet, mı gösteriyor Murat'ın evet, eşi? Evet abla. Evet. Yani hep beraber yaşayalım diye götürmüşler. Kadın bunu istiyor yani. İstiyordu abla. Bu sizin kocam canına, tabii. Kocam canına kıyacak bunun aşkından. Evet onsuz abla. Onsuz yapamıyor. Ne evet, olur. Bir konuşsunlar telefonda diyordu. Benim eşim de bunu ben... Bunu seni rahat rahat arayıp bu şekilde söyleyebiliyor. Bu şekilde dokümanları da çıkartabilirsiniz telefonda. Benim eşim de ben konuşmam derdi. Ben de konuşturmazdım. Bayağı bunlar bir bizimle bir uğraştılar. Sonradan bu savcılığa vurunca abla ilk şikayeti devamlı beni aradılar. Şimdi ama bu arada seni devamlı arıyorlar. En son bir cümle kuruyorlar Gamze'yi tekrar Murat'la bir araya getirmek için. Bu cümleyi kuran kişi de Murat'ın kendi eşi. Ne teklif ediyor size? Hani kocamla senin karın birlikte olsun. İşte o telefon dişte arıyor abla. Benim eşim onun için çok seviyor. Onsuz yapamıyor. Gel bunları barıştıralım diye kadar resmen benden düğürçü oldular. Ben hatta 13 Mayıs'ta eve gittim annemgile. Orada biz eşimle konuşurken bunlar kendi ailesini toplamış benim eşimi istemeye gelmişler. Ben de oradan kapıya çıktım. Hayırdır siz neye geldiniz dedim. Hepsi kaçıp gitti. Yeğenleri, gelinleri neyi. Biz yuvamızı kurduk abla. Bunlar bayağı bir bu rahatsız etti. Bu arada senin kayınvalidendi. Onlar da kovdu onları. Kovdu mu? Kovdu abla adamın burada kocası var dedi. Kocasıyla barıştı dedi. 8 senelik yuvasını ben bozayım da size nasıl vereyim dedi. Hatta bu adam bir zaman anne biz... Sen kayınvalidenin gerçekten iyi niyetli olduğuna inanıyor musun? Biliyorum abla. Bu adam tamam, anneme iftira atmış. Hı-hı. 20 milyar para verdim diye. Bu kaçırdığında abla geçenlerde annemi bu adam aradı.
Ne yapıyorsun dedi. Annem de bağırdı çağırdı tabii. Ne yapayım sana ne dedi. Adam 5 aylık hamile karısıyla 8 senelik karısını utanmadan sen nasıl götürün dedi. Elin çocuğuna babalık mı yapacaksın dedi. Ben senden hani 20 milyar para aldıydım dedi. Millete böyle dedi iftira attıydın bana dedi. Hani benim yanımda yüzleşti annem. O da dedi ki benim evimi yaksan, arabamı yaksaydın dedi. Gamze'yi alıp dedi hep Ali istedin. Ben istemedin dedi. Aldın dedi Ali'ye verdin dedi. Ben de sana bu iftirayı attım dedi. Kimse de inanmadı zaten dedi. Kızımı ver konuşayım dedi. Vermedi. Konuşturmadı. Hala da 20 gündür konuşturmuyormuş. Ama şöyle bir cümlen de var senin. bu Murat ve eşi Yurdagül Gamze'yi tekrar geri döndürmek için ısrarcı, taciz telefonlarına başlıyorlar ya. Evet abla. Hani Yurdanur diyor ya kocam ölecek, bayılacak, o Gamze'siz yapamıyor. Evet abla. Hatta size bir para teklifinde bulunuyorlar. İşte bu telefon görüşmesini kimle yapıyor? Bu ben eşimle evimizi boyadığımızda tuttuğumuz ev boyayıp eşyamızı taşıyacaktık. Orada annem çarşıya inmiş. Annemi yolda bu arabaya bindiriyor zorla. Sana diyor 150 milyar para vereyim. Ali'ye de diyor 50 milyar para vereyim. İkiniz aradan çekilin diyor. Gamze'yi bana getir diyor. Annem de oradan direktmen kızını aradı. Bunlar tabii kocanın iddiaları. Annem de bunu kızını aradı. Annem de hani telefona bağlanır her şeyi ben de anlatırım dedi. O da kızını aramış Gamze'yi. Böyle böyle diye söylüyor diyor. Bana 150, Ali'ye 50 verin diye şey etmiş. Annem de 8 senelik ben yuvasını bozmam. Kızım damadımı seviyor. Hala da onu sever. Bunların başında yakasını bırak dedi abla. Bunlar bizi takip 2-3 ay bir bu dilekçesi, ilk dilekçesi mahkemelik olunca bunlar devamlı bizi aradı. İşte uzlaşın, barışın. Uzlaşın bunlar buradan Çankırı'ya taşınıp gidecek. Senin yakandan delini çekecek dediler. Ben de yazıya yabana işe gidiyorum abla. Hani hurdacılık yapıyorum, yalan söyleyeyim. Daha uzun işi yapıyorum, 100 senelik. Ben dedim köylere veya Kırıkkale'ye gittim ailem tek kalacak. Bir daha bunların dedim bu ceza alırsa bunlar dedim ya aileme ya bana bir zarar verir. Ben dedim bunları uzlaştırayım bunlar yoluna gidecek biz yolumuza bakacağız dedik. Eşim benimle kavga yaptı. Ben bunlarla hayatta uzlaşmam dedi. Uzlaştığım an dedi bunlar bizim başımıza bir bela açar dedi. Ama uzlaştırmak isteyen de sensin. Ben uzlaştıran dedim hani eşime zarar görmesin diye. Ondan sonra efendim eşim aradan 2 ay geçti hamile kaldı. Onun sevincini yaşarken evimizin içinde mutlu mutlu yaşıyorduk ama bu adam devamlı bizi arabayla taciz ediyordu. Taciz derken teyibin sesini son ayar açıyordu. Sokaktan devamlı geçerdi yoldan. Hani biz de bir şey demedik. Yolu herkesindirdik. Bir iki polise bir şeylere danıştım. Yola dedi biz karışamak. Yoldan dedi herkes geçer. Yoldan dedi herkes geçerdi abla. Biz kendi kendimize. Son eşim benim hani gidecek gibi bir durum olsaydı biz hani köy gibi yerde oturuyoruz. Eşim kış yiyeceğini hep yaptı. Her şeyini yaptı. Mutluyduk da. Gittiği güne kadar mutluyduk abla. Hiç kavgamız doğuşumuz olmadı. Sabah günü ben işe gidiyorum dedim. Beni işe gönderdi. Anahtarı kapının üstüne koymuş. Bütün kıyafetler evde. Hani gitse üstüne de hiçbir şey almamış. Murat'ın evden kaçırdığını mı iddia ediyorsun? Ya evden ya yolda milden bunu bir tehdidine götürdü abla bu. 5 aylık hamile. Şu an 4,5 aylık da gittiğinde şu an 5 aylık oldu abla. 5 aylık. 11 evet. Kasım tarihinden beri karımı göremiyorum. 5 aylık hamile. Komşu Murat Dinç ve eşi Yurdagül Dinç tarafından... Şikayetçiyim abla. Kaçırıldı. Evet. Ve abla. Siz bu komşudan kurtulamıyorsunuz. Kurtulamıyoruz abla. Yani eşinin de onunla gönüllü ilişkisi olması lazım. De abla işte gönüllü olsa ilk gittiğinde gelmezdi zaten. İlk bu git götürmüşler diyor da o zaman gelmezdi gönüllü olsaydı. Şimdi telefon attığında kim var? Murat Dinç'in oğlu Selami var. Selami Bey. Esra Hanım kolay gelsin, iyi günler. İyi günler. Gamze şimdi Tulu, ben... Ali'nin eşi şu anda babanızın yanında mı? Evet. Babanızla beraber. Evet ablacığım. Hangi sıfatları öncelikle için? Öncelikle ben şunu soracağım ben size öncelikle. Buyurun. Şimdi bir insanın yanına kendi gönlü olmadan rızasıyla gitmese yani devletin amiri, polisi memuru var değil mi? Kaç gün durabilir? Neden evli bir kadın ve babanız evliyken... Beraberlik yaşıyorlar ve anneniz buna göz yumuyor. Bir de bunun cevabını verin bize. Bu ne demek bu fedakarlık? Fedakarlık diyor. Selami Bey, Gamze Hanım'ın babanızın yanında kalmasının yasal sebebini anlatacağınız yerde bir evlat olarak Gamze Hanım'ın orada bulunmama nedenini anneniz açısından anlatır mısınız? Orada şimdi... Ali orada yalan konuşuyor. Zorundan kaçırılmış diyor ya. Evet. Siz onları bırakın diyorum ben.
Ürgüp Yandırması'nda. Annenizin yanında bu kadın var, hangi sıfatla bulunuyor? Sizin öz annenizin yanında. Gamze Hanım hangi sıfatla bulunuyor? Siz bir evlat olarak buna ne diyorsunuz? Ben bu bir evlat olarak bu işe ne diyorum? Adam sevmiş, kaçırmış. Göz yumuyorum, hiçbir şey demiyorum. Anneniz... Böyle bir konuşma var mı abla? Babanızın başka evet. biriyle birlikte olmasına göz yumdu. Gamze de... Adam bunu 6 ay önce kaçırdı. Evet. Gittiler beraber. Evet. Adam gel... peki bu yanınızdaki arıya bir sorun. 6 senedir evliler. Evet. Çocuğu olmuş, olmamış. Benim babamın yanında 3 ay durdu. Baba zaten bunu götürdü kendilerine bıraktığında adın hamileydi Gamze. Çocuk şu anda 6 aylık. Bunun çocuk şu anda 5 aylık. Bir de... saniye bunu neden söylüyorsunuz? Bu adamla bunu beraberken neden... çocuğu yoktu. Şu anda hamile diye neden söylediniz? Neden evet. söyledim işte çocuk benden diyor yani. DNA testi yaptıralım o zaman çocuk doğunca. Tabii yaptıralım. Ben istiyorum sıkıntı yaptıralım. Yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam. Benim yerim belli Çankırı'da elde şu babandan anda. Babandan geleli şu an 6 ay 20 gün oldu. O çocuk babandan şu olsaydı anda... 7 aylık olurdu 7 aylık. Şu çocuk daha 5 aylık. Şimdi tamam bunun çocuk doğduktan Ali, sonra DNA Ali testi abi. Yapılır. Abi deme bana ya, abilik abi. Bir şey yok ki. Beyefendiciğim. Babanız evli bir kadını... Yanında tutuyor anneniz buna göz yumuyor. Siz de ailece içinizde bulunduğunuz ve yaşadığınız bu şeyi normalleştirmişsiniz. Evet. Size söyleyecek hiçbir cümlem de yok. Çünkü benim sözcüklerimin sizde herhangi bir tesiri ya da etkisi evet, maşallah, olmayacak. Çok güzel, çünkü size maşallah, size gayri ilişkiyi annenizin yanına başka sıfatla bir kadını koyuyorsunuz ya evlat olarak, torun sahibi bir insan olarak... Size aferin. Tamam, ben bakın yanınızda bulunduğunuz abi, kadın abi, Mayıs ayında ne diyor? Savcıya ne ifade vermiş? Benim eşimin ve ailesinden birisinin başına bir şey gelirse sorumlusu babanızdır, Murat Dinç'tir diyor. Buna ne diyeceksiniz? Son ifadesine bak Ürgüp Jandarmasına. Bir ara onu kontrol ettir. Ürgüp Jandarmasında ifadesi var. Bir ararsanız ya numarası vardır. Ürgüp Jandarma Emniyet Müdürlüğü. Selami Bey çıkıp annenizi savunsaydınız, babam böyle bir hata yaptı. Biz evlat olarak annemizin arkasında deseydiniz alkışlardım sizi. Ama Türk toplumunda kanunlara uygun olmayan, ahlaki yapımıza uygun olmayan bir şeyi meşrulaştırmaya, normal kabul ettirmeye çalışamazsınız. Normal çalıştırmıyorum bak. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun ne dinen, ne ahlaken, ne hukuken tutulur bir yanı yok. Oturun bu akşam düşünün. Dinen de bu caiz tamam. değil, hukuken de değil. Ali'le başını istediği taşa vursun, tamam mı? Ali'le başını istediği taşa vursun. Ne dediniz, duymadım? Tamam. Ali diyorum, istediği taşa başını vurur, yani istediği taşa başını vursun. Adam burada mutluysuz ama selfie çekeyim, canlı yayın alayım. Babanızın mutlu olması, eşi kendi elleriyle... Üç kere konuşalım. Babanı, bakın, bana şunu da söyleyebilirsiniz. Bu Söyleyeyim. Adam karısıyla evli ama geldi benim babamla karısını tanıştırdı. Karısını çok affedersiniz, benim babamla tanıştırıp bunu... Sen işte de ki yandakine arabanı, şey paranı söyleyin bana. Vermeyeni. Tamam dinliyorum. Para dinliyorum. Karşılığında babamla birlikte olmasına göz yumdu. Ha. Asıl bu kadını mağdur eden kocası değil anlarım sizi. İşte ben bunu anlamaya çalışıyorum. Biz de vatanı dolaylı yönden anlatamadım. Öyle anlattım ben. Neyi? Bak Ali'ye de kesen... üstünden hurda kazanarak ödedim 500. Sen mi aldın? Selami sana bir şey diyeceğim. Bak bak. Şimdi Gamze şimdi yanınızda korkuyor ya ben gece 12'de Gamze'yle bir saat bana meşaz attı. Daha şimdi o meşazların hepsini burada dökeceğim ortaya. O şimdi ölüm korkusundan korkuyor yanınızda abla. Meşazların hepsi cebimde. Kocasının kaçırıldığını iddia ediyor. Siz de diyorsunuz ki Gamze bizim yanımızda kendi hisseyle duruyor. O zaman bizim muhatabımız Selami Bey siz değilsiniz. Gamze Hanım yayına bağlansın şimdi. Ben kocama ihale ediyorum. Ben sizi görüntülü arayayım. Evli bir adamla ben haberimdesin. Tamam ben görüntülü arayayım sizi. Gülüş bir şekilde ben size fotoğrafını göstereyim. Tamam mı inşallah? Fotoğraf değil. Gamze Hanım yayına bağlansın şu anda. Bağlanayım sıkıntı yok. Efendim? Ama biz şimdi yanında yok. Ben bir yemekteyim 10 dakikaya geçelim ve bağlayayım. Hepsi yalan abla. İnan onu korkuyorlar. Hayır Gamze canlı ben yine bağlanacak. Ben akşam söylemeyecektim buraya, abla. Hayır buraya gelecek diyecek ki ben kardeşim bu adamdan boşanmak istiyorum. Murat'la kendi isteğimle beraberim. Buna ben de da çocuğum kimse için bir hak alırım engel herhalde. Olamaz diyecek. Şimdi başka bir şey daha var. Tabii şu an hamilelik 5 aylık. Çocuk doğduktan sonra bir DNA testi abla yapılmalı. Abla zaten bundan geleli eşim şu anda ben günü günle sayıyorum. 6 ay 20 gün oldu. Murat Dinç'in diğer oğlu da canlı yayına bağlı.
Çocuğu bağlar mı? Çünkü iki tane oğlu var. Hayır, başka bir oğlu daha mı var ya da yeğenim akrabası mı? Özkan Muğla Milas Dereköy'den canlı yayında karşımızda olacak. Özkan. Evet Esra'm, şu anda Muğla'dayız. Biz de Kadriye Kaplan'a ne oldu sorusuna cevap aramak adına hafta sonu buradaydık. Denizli, Aydın ve Muğla üçgeni içerisinde tabiri caizse bu memleketi kazan biz kepçe Kadriye Kaplan'ı aramaya başlamıştık. Elimizde olan bir takım delil ve bulgularla beraber şu anda araştırmamız devam ediyor. Önemli gelişmelerle beraber birazdan karşınızda olacağız. Mehmet'le Makbule bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Boşanmak için adliyeye gitti. Neler yaşandı? Burcu 11 aylık bebeğine kavuşabilecek mi? Gencecik, aslında kendisi çocuk. Çocuk yaşta da, genç yaşta da bir anne. Evladı için sürütüyor muzlar. Reklamlardan sonra geliyoruz. Çiftler Küçükçekmece Adliyesi'ne gittiler boşanmak için. Boşanma gerçekleşmedi. Cuma günü boşanmaya gittiler, boşanamadılar. Mehmet ve Makbule bugün bir kez daha boşanmak için adliyeye gitti. 100 milyar para istedi bebekler için ama vermeyeceğim ben. Tazminattan vazgeçmiş olsa nafakayı öder misin? Ödemem, onu da ödemem. Bebeler atmasını bilen o parayı da vermek zorunda. Adliye koridorlarında ikinci perde, ikinci büyük şok. Sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Sabah uyanırdı, yüzünü yıkamakta bir. Dört sıfırını bereketi kaçar. Çıksan geç. Aynı kıyafet. Karşında görmeye dayanıyor. Her sözü olay oldu, her kararı ortalığı karıştırdı. Ben sadakatsizlik yaptığımı haklı. Ben bir ağırlık İçimde bir şüphe var. İkisi de DNA testinin sonucunda. Biyolojik baba sen çıkmadın. İkinci çocuğumun babası Mehmet Muhammed Güneş çocuk adı arasında ebeveynlik yönünde ilişki DNA testleri açıklandı. Üst üste deprem etkisi yarattı. Günler sonra Melahat'ten Ramazan'la ilgili büyük itiraf. Bir itirafım var. Şimdi Esra Erol'da. Sen hep şiddet gördün. Evet abla. Sevdiğin için. Gözün görmüyordu. Çocuğumu istiyorum. 10 aylık daha. Kocasıyla kayınvalidesi sokağa attı. Vicdan olsaydı ne olursa olsun atamaz. Çocuğunun annesiyim. 10 aylık bebeğini günlerdir göstermiyorlar. Eşim çocuğumdan beni mahrum bırakıyor. Çocuğumla beni cezalandırıyor. Çocuğumu istiyorum. 10 aylık daha. Velayetini istiyorum. Burcu evladına kavuşabilecek mi? Sen çıkarken çocuğunu almak istedin mi? İstedim. Ver dedim. Çocuğumu da hazırlayacağım. Vermiyorum dedi. Bir annenin gözyaşları içinde büyük isyanı. Ben annesizliği biliyorum. Bak çocuğuma bunu yaşatmayacağım. Şimdi Esra Erol'da. Ali Talu konuğumuz Çorum'dan geliyor. Resmi nikahlı eşim, komşum ve eşi tarafından kaçırıldı iddiasında bulundu ama altında çok daha farklı bir hikaye var sevgili seyirciler. Komşusu olan Murat Dinç'in Gamze Hanım'la ilişkisi olduğunu, Murat Bey'in oğlu canlı yayına bağlandı ilişkisi olduğunu, Gamze Hanım'ın kendi rızasıyla babasıyla beraber olduğunu, annesinin bu ilişkiyi nasıl kabul ettiğini sorduğumuzda da annesinin fedakarlık yaptığını da dile getirdi. Sizin iddianızın dışında bambaşka şeyler söylüyorlar. Sanki onların arasında bir gönül ilişkisi var. Siz de bunu biliyorsunuz. Bir an önce aradan çıkmanızı, onların rahatça ilişki yaşamaları gerektiğini belirttiler canlı yayında. Abla ben şimdi akşam diye şu anda demeyecektim. Onun can güvenliği yok diye. Akşam eşim bana saat 12'ye çeyrek kala 50 tane mesaj attı bu adamın ben telefonunu. Ben mesajları okuyamıyorum. Bu adamın telefonunu eline almış, beni buradan kurtar. Benim ölüme araba alayım, ev alayım, para vereyim diyor ama
Benim gözüm sadece sende diyor. Meşazların hepsi de burada, silmedim. Ali Bey, akşam... onları hemen emniyete götürüp paylaşalım, oldu mu? Tamam ablacığım. Eşim benim burada cam güvenliğimi, her şeyi yazmış. Başka kimseyi görmüyor. Yani Murat Bey, Gamze ilişkisini sürdürebilmek için barını yoğunu, her şeyi... Evet ama istemiyor. Verir. Benim eşimin peki, gözü yok. Peki bu 11 Kasım tarihinde mesela Gamze'yi evden zorla mı çıkartmış... Gamze hani gel konuşalım demiş, kendi ayaklarıyla mı gitmiş? Eşim abla evden ekmek almaya gidecekti bakkala, oradan da Nesigül'e geçecekti. Ya oradan aldı götürdü, ya yolda belli tehdit etti, aldı gitti. Eşim kendi isteğiyle gitse üstüne hiçbir doğru düzgün bir şey almamış. Şimdi mesela sen cezaevine giriyorsun, senin en zor dönemlerinden biri kavga evet. sebebiyle. Cezaevine girdikten bir süre sonra Gamze oraya gidiyor. Evet, ve abi. Senin kayınvaliden aslında Murat'la Gamze'nin... Yani Murat Bey'in yaptıklarına göz yumuyor Gamze'nin annesi. Göz yumuyor da abla, bu adam zaten buna telefon şeyi koymuş. Telefonu yani vermemiş. Devamlı o aradığında bu Gamze ile annemin konuştuğunu bu kaydediyormuş. Gamze de devamlı beni kurtarın diye kayıtlarda anneme söylüyor. Bu adam dinliyor. Getiriyor annemin kapısına atıyor. Akşam da abla bir sürü meşaz gönderdi. Şimdi söylemeyecektim, onun orada can güvenliği yok. Oynuyor. Yani hem Murat'ın yanında kalıp hem eşine bunu söyleyip eşine bunu mu inandırıyor? Yoksa Gamze Murat'ın bu baskısı sebebiyle onun yanında zorla mı kalıyor? Murat Bey onu zorla mı elinde tutuyor? Bu iddiaların hepsini canlı yayına Gamze çıktıktan sonra öğreneceğiz. Biraz önce Selam Bey dedi ki ben eve 10 dakikaya kadar geçiyorum. Geçtikten sonra dedi Gamze ile sizi görüştürürüm dedi, ama canlı yayına hala ekip arkadaşlarımız görüşüyor. Gamze canlı yayına çıkmadan, onunla konuşmadan... Ne olup bittiğini, bu komşuyla olan ilişkinin karşı tarafın Murat Bey'in saplantılı biri olduğunu da düşünmeye başladım ben. Gamze'ye karşı bir saplantısı var. Her şeyi Gamze canlı yayında çıkıp milyonların önünde anlatacak. Meşaz'da da yani yazmış. İkili oynama durumu da söz konusu savcı olabilir. Savcılığa vermiş olduğu şeyi sordunuz ya, ilk gidişi Rıza'yla mı diye, aslında kendi rızasıyla gittiğini belirtmiş. Yani biz anlaşamadık, zaten kumu olarak gittim ama Murat Bey'le anlaşamadığını... Tekrar eşine döndüğünü, evliliğini evet, kurtarmak istediğini, ancak Murat Bey tarafından hem kendisine hem de ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar olduğunu, bu yönde de bunu ispat etmek amacıyla da savcılıktan bütün telefondaki mesajlaşma dökümlerinin de incelenmesini talep etmiş. Yani evet, o zaman Murat'ın Gamze'ye karşı saplantılı duyguları var. Evet abi. Düşünsenize yani kocanız bir kadınla beraber olmak isteyecek, onunla ayrılınca yatak döşek olacak. Ben kadın olarak... Arayacağım, diyeceğim ki Ali sen aradan çık, yeter ki senin karınla benim kocam birlikte olsunlar, her şeyi yapmaya hazırım, kocamın gözümün önünde erimesine göz yumamam, yani ne olur onları bir araya getirin, bunu da diyecek bir kadın varmış bu dünyada. Biz ya da bunu da gördük mü? Şimdi bakın hani eş var, Türk toplumunda görüyoruz biz, evlat sahip olamadıkları zaman üzerine kuma getirmiyor. Ama aynı zamanda da evli olmuş bir beyefendi de telefona bağlanarak bir evlat olarak bunu olağan karşıladığını... Annesinin fedakar olduğunu söyledi. Söylüyor. Anne şimdi fedakarlık mı yapıyor yoksa kendi kendine altın tepside mi bu fırsatı sunuyor, bilemiyorum. İsmi geçen herkesin söz hakkı ve cevap hakkı var. Bu arada Gamze'nin annesi Hatun Hanım telefon hattında. Hatun Hanım. Alo. Hoş geldiniz yayına. Hoş gördük. İyi günler. İyi günler. Şimdi bu Murat Bey'in kızınıza yaşattıkları, kızınızla olan tutkusu ve bu beraberlikle ilgili siz neleri biliyorsunuz? Şöyle anlatayım. Ali cezaevindeydi. Bu kızımı sevmiş. Sevmiş olabilir. Her gün? Sevmiş olabilir kızımı. Sevmiş ama... olabilir. Ha. Sevmiş olabilir, götürebilir. Bunu ben bir şey diyemiyorum ama Ali'yi kızımın sevdiğini biliyorum. Kızımın Ali'yi sevdiğini biliyorum. Kızınız Ali'yi seviyor. Kendi kocasını evet, seviyor. Yani Ali değil, resmi nikahlı eşini seviyor. Eşini Murat, seviyor. Murat, evli Murat, torun torba sahibi Murat kızınızı seviyor. O da kızının sevdiğini biliyorum. Sevdiği için götürüyor bunu ama ben neye kızıyorum biliyor musun? Bütün milyonlar önünde konuşuyorum. 20 milyarla beni suçladı, 5 milyarla da gelinimi suçladı. Bunları ben hiç kimseye inandıramıyorum. Ama Ali damadımın yanında bilinmeyen numaradan Ali Dinç aradı.
Onun yanında da aynı bu kelimeleri konuştum. Şimdi kapısına varıp da ben 5 kuruş para istemediğime de namusum şerefimin üzerine de yemin ederim. 4 yavrumun üzerine de yemin ederim. Hatun Hanım, şimdi buyur. Kızınız evliyken kocası en sıkıntılı durumda cezaevindeyken kendi rızasıyla Murat'ın evine gidiyor. Kuma olmayı, kuma olarak yaşamayı kabul ediyor. Murat kızım telefonlarda bak kızım kızıma telefon yasağı verdi. Sadece kendi telefondan konuşturdu. Ama sanki siz ben bu de ilişkiyi biliyor, bu ilişkiye göz yumuyor. İşte bu ilişkinin olmasını isteyen kişi gibi lanse ediliyorsunuz. İnanın benim bile yani kafamda sizle ilgili soru işareti var. Benim bak hastayım, tansiyon şeker hastasıyım. Utanır oldum ben hani kapılara çıkamaz oldum, utanır oldum. Bir şey diyecek halim kalmadı. Sizden istemeye geldiler mi hiç? Bu Murat, karısı, çocukları, Ali kızınız Gamze'yi sizden istemeye geldiler mi? Ali'nin pazar günü, anneler gününde, pazar günü anneler gününde getirip de kapıma bıraktı. O telefon konuşmalarında bütün beni istemiyor bu. Ben götüreyim kapısına bırakayım diyor. Onu da getirdi. Pazar günü kapımın önüne bıraktı. Hı. Pazartesi de Ali çıktı. Ali'nin çıktığı gün akşamleyin duğur geldiler geri. 5-6-7 kişi kapımın önüne duğur geldiler. Dünür Ali'yi geldiler de görünce geri geçtiler. Ali'yi görünce Ali çıkmış nikahlı karısını karımı mı vereyim size diyerekten geri gittiler. Şimdi Ali çıkmamış olsa Ali hala cezaevinde ve uzun yıllarda ceza alacak. Sizin kapınıza yalnız ya artık kapınıza oldu. Sizin kapınıza bunlar dünürcü olarak geldiler. Ali yok ortada cezaevinde çıkamıyor da. Kabul eder miydiniz bir oturup konuşur muydunuz? Hayır etmezdim. Neden nikahlı kocasıydı ben etmem. Şimdi nikahlı koca hatun teyzeciğim. Yani bu insanlar nasıl buna cesaret edip de sizin kapınıza gelme cesaretini gösteriyorlar. Bunu da anlamıyorum ben. Abla bir şey sorabilir miyim? 4 aydır kızınız yanınızda değil. Eşi cezaevinde. Siz orada olduğunu biliyorsunuz. Bir girişimde bulunmuyorsunuz. Ama kızım Ali'yi seviyorum dedi. Bu telefon konuşmalarından hatun teyzeciğim. Şunu, dur bir dakika. Ali cezaevindeyken kızın gitti ya Murat'a. Evet. Gelip gidiyor muydu sana? Hayır asla. Sadece sen anneler gününde getirdi benim yanıma. Hiç telefonlar şimdi hiç, anneler günü asla ziyaretinde git aman anneler günü git ananın elini öp bir hediye ver diye mi gönderdi kızı sana? Ben öyle geldi belledim. Evet ben öyle geldi bellediydim. Hediye vermeye geldi elini öpmeye geldi. Yok ben öyle belledim ama kızım dedi ki kapıya bıraktı dedi. Anne bana bir şey deme dedi. Ben dedi şok geçirdim beni kapıya bıraktı. Temel annesinin üzerine yemin etti dedi. Ölmüş anasının üzerine yemin etti beni bıraktı dedi. Bir de abla bugün bu adam annemi buyurun, aramış. Buyurun söyleyin. Anne. Annem. Bugün seni aramış da söyle konuşmuşsun ya Gamze beni sevmiyor işte onları da anlatsana bir. Dur biz bundan 2 saat, 3 saat oldu. Aradı Esraf Dinç. Beni dedi, Ali dedi, kızım dedi beni istemiyor dedi. İstese dünyaları veririm dedi ama istemiyor. Ali diyor başka bir şey demiyor dedi. Ben de dedim ki, diyor götürdün dedim, Ali cezaevindeyken götürdün. Bir de dedim, şimdi hamile götürdün dedim, bu sana yaraşır mı dedim. Ali'nin çocuğuna babalık mı yapacağım dedim. Ben ne yapabilirim o zaman dedi. Benim eşim de dedi ki getirip Ali'ye geri bırakacaksın sen onu dedi. Bugün ama hala abi ortada bırakma yok. Hattan ayrılmayın bir ihbar varmış. Alo. 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 Hatun alo, teyzeciğim telefondasınız değil mi? Evet telefondayım. Gamze'nin annesi. İhbardaki kişi. Alo. Hanımefendi nedir ihbarınız? Kimle ilgili? İyi günler. Dinliyorum buyurun. Gamze hakkında konuşacağım dedi. Kimle? Gamze hakkında konuşacağım. Gamze hakkında. Buyurun dinliyoruz. Evet. Bu kimmiş abla? Gamze daha ilk başında teyzesinin oğluyla evliydi. Bu Ali yetim yani. Bunlara diyorlar ki araba aldık diyorlar. Alakası bilene yok. Araba verdik, para verdik diyorlar. Bu Gamze'yi ilk baştan burada kim vermiş? Onu bir araştırmanızı istiyorum sizi. Neyi kim vermiş? Ah telefon. Gamze'yi
yaşta Murat'a kim satmış? Evet, Ali cezaevindeyken, bir insanın kocası cezaevindeyken acaba başkasına gidebilir mi yani? Bunu da atmanız lazım. Bunu bir iyice araştırın. Peki, bunun cevabını kim verebilir bize? İşte kim verebilir? Bu soğuk şeyler yani. Soğuk bu Sungur'un dur diyen olmadı yani. Gamze kimle bu yani Gamze'nin yemediği bir has yok yani. Ay o yetime neler yaptı bu o karşınıza oturdu oturan oğlana insana neler yaptı ama. Kimmiş ablasın ya? Gamze'nin yaptığı çok terbiye. Ne için dur demediler buna? Peki bunları Gamze kendi isteğiyle mi yaptı yoksa aileden biri? Bak Murat varlıklı bir adam. Git Murat varlıklı bir adam da bir kadının yani dünyayı selfeti sevse kocasını sevdikten sonra kanun var bu dünyada. Götürebilir mi yani bir insana gönlü olmayınca? Dağ başından mı yaşıyor? İşim yok. Ben yıllarca tek başıma yaşadım. Çocuklarımı büyüttüm yani bu haksızlık değil mi? Peki bu Gamze'yi kim sattı ilk Murat Dinç'e? Para karşılığı. Vallahi onu Ali'ye soracağınız. Kesin gidiyor mu? Ben mi sattım yani? Yok 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 kesinlikle yani Ali'nin alakası yok. Diyorlar ki oğlum annenin dedi ki. Annenin bu işte bir parmağı var mı? Murat dedi ki Murat'ın oğlu dedi ki araba verdik dedi. Ali annenin teriyle hurdacılık yapıyor. Dileniyor, beşiriyor. Gamze'nin karnını doyuruyor. Gamze'nin giymediğini giyiyor Gamze. Giymediğini yiyor Gamze. İçi rahatıdır. O yetime yapma. Etmiyoruz. Anne Hatun Hanım'ın bu işte bir parmağı var mı? Hepsinin de kusura bakma. Vallahi benim kızımı kimse yani kimler sahibi de olsa dünya güzeli de kızım şimdi, olsa kızımın gönlü olmayınca benim gönlüm olmayınca benim kızımı kimse alamaz. Alıkoyamaz. Şimdi Gamze yani. Zaten alıkonmuyor. Gamze kendi ayaklarıyla gidiyor. Ali'nin inanmak istediği. Bunlar Murat'ın da suçu yok. Gamze onun soluğunu, çocuğunu, onun da karısı var. Dünya güzeli ya karısı ablacığım, var. Ablacığım ama sen de Murat'ın da suçu yok dedin de Gamze kendi ayaklarıyla kaçıyor. Murat niye kabul ediyor yani? Onda da mı hiç haysiyet Murat kabul etmese yakasına yapışıyor. Murat kabul etmese yakasına yapışıyor. Telefon bile kullanmıyordu. Dünya güzeli karısı var ama kadını var Murat'ın. Soluğu, çocuğu şimdi var. Şimdi siz hanımefendiye ihbarcı bulunuyorsunuz. Oğlu yayına bağlandı. Annem fedakarlık yapıyor. Bunları aramış. Yok. Korkuyla. Tabii korkacağım. Murat tehdit ne ediyor. Ne Gamze'ymiş ya. Ya Murat bakın tehdit ediyor. Hatun Hanım'a bir Murat sorabilir misiniz? Murat tehdit ediyor. O mu? Kimin karısı gider de kuvayetler üstüne? Sizin aslında imayetiniz şey şu mu? Beyefendi zaten cezaevinde. Anne ve aile mi siz? Aileyi mi tanıyorsunuz buna göz yumdu? Valla bir... aileyi de tanıyorum. Ben o da Murat'ta şeyde Ali'de benim akrabam oluyor. Kesinlikle kesinlikle yani bu işte bir yanlışlık var. Gamze'nin gidişinde para aldı mı aile? Gamze'nin gidişiyle aile bir menfaat temin etti ya mi? Ya biz yıllardır duyuyoruz Murat Dinç'ten şu kadar para alındı, şu kadar para alındı, şu onu kadar para alındı, tabla şu kadar yani. Para alındı. Bilmiyorum Ali'nin alakası yok, yetim yani o çocuk. Ali'nin bir çocuk. Abla şimdi seyircimiz, onları da çok iyi tanıyor, olaya yeni bir boyut kattı. Yani Gamze'nin her şeyi kendi isteğiyle yaptın ama ilk Murat'la tanıştıran kişi kim? İşte Murat da ilk tanıştıran yani bir insanın kocası cezaevine düşmeyle senin çoluğun yok çocuğun yok. Ne gereği vardı yani bu ilk tanıştıran Ali niye aldın mı? Ali niye terbiyesizlik yaptı da aldı? Niye terbiyesizlik yapayım? Seviyorum aldım. Sen diyor evet, kimsesi bak. Yok garip birbirine. Sen kimsin bir ismini versene. Ya ismini vermiyorum. Sevgi bu. Bakıyor diyor ki ya. Sen Gamze'yi biliyorsun. O ilk bak 2017'de telefonla yakalıyorsun. Bunların ilişkisi var. 2018'de sen cezaevine giriyorsun. Gamze kalkıyor diyor. Murat'ın yanına gitti diyor. Sen yaptıklarını bile bile Gamze'yi affediyor olma senin bunları yaşayacağını gösteriyordu zaten. Keşke diyor affetmeseydin ama o da diyor ki kime ne? Sevdim. Kime ne? Abi. Yani ben bu hala şu anda ben işim. Kim o verebilir? Yani... Yine gider. Kaç aydım abla memleketimde. Ya bir de çok özür dilerim. Memlekete geçseydi o insanın karşısında. Hanımefendi. O insanın karşısında bu durdu. Işler,
Bu işler bir yere kaçmayla, üstüne kapı kilitlemeyle, perdeyi kapatmayla, prangaları, zincirleri vurmayla olmaz ki, kişinin içinde olan şeyler. Ya ama karşı karşıyalar bu insanlarla, karşı karşıyalar bu insanlarla. Şimdi biz Ali Bey'e niye eşini affettin diyemiyoruz. Çünkü kanun koyucu diyor ki eşini de aldattığını öğrendikten sonra bu davayı açman için süre veriyor. O süre içerisinde açmazsan bir daha diyor zina ile bana gelme diyor. Bu, Allah, bu eşinin affedip affetmemesi ayrı bir şey ama siz şu yönde çok önemli bir iddiada bulunuyorsunuz. Bu insan Gamze'nin girişinde ailenin rızası vardı ve burada bir maddi menfaat temin ettiler. Allah hanımefendi şimdi var ya tartacağınız. Annenin, babanın, Ali'nin durumunu tartacağınız. 5 kuruş paraları yok sadece günlük getirip günlük yiyen insanlar. Şu anda bu durumları nasıl? Da zengin yani. Şu anda durumları nasıl? Şimdi şu anda yani günlük getirip evlerine geçsen bir ekmeği bulabilir misin acaba? İnsan yani paraya para demeyen insan yani. Bu ama nereden kazanıyor o bizi ilgilendirmez. Benim Murat'ım değil. Murat'la Gamze'nin ilişkisi olduktan sonra Hatun Hanım'ın hayatında değişiklik oldu şimdi mu? Şimdi hayatlarında öyle bir değişiklik var, öyle bir değişiklik var, öyle bir değişiklik var ki bilemedin. Yani bunu Sungur'un insandan soracaksınız. Hiç ama şey ne var yani. İşte Murat yani var da var diyorsun. Hani öyle bir değişiklik var, öyle bir değişiklik var. Murat çıksın teker teker senin ne aldığını Murat konuşacak zaten. Katılacak Murat. Katılacak. Bunun sözünü aldınız tabii mı? Bu bizim araba değil de onların arabası. Siz hangi taraftansınız? Yani. Ama Ali'nin kesinlikle yani bilmiyorum. Ali'ye ben üzülüyorum. Ali'nin bir kabahatı yok. Ali garip. Ezdiler Ali'yi yani. Peki Murat Bey eşi nasıl kumu olarak Gamze Hanım'ı kabul ediyor? O da... Kadınlık gururuna sormak lazım. Şey çok ilginç değil mi? Şunu sormak istiyorum. O da ama yani göz yumuyor olup kabul etmesi, aynı evde yaşaması. Önceden kabul etmedi hanımefendi. Bak kavga ettiler, tartıştılar, birbirlerini yediler. Murat yani onu bilmiyorum yani zor şartlarda kabul ettirdi. Nasıl ikna etti karısını? Bak karısı arayıp Ali'ye demiş ki kurban olayım karınla. Kocam birlikte olsun demiş. Yani bunu hangi kadın söyleyebilir? Bunu kendiliğinden söyleyebilir mi bir kadın? Bir kadın kendiliğinden söyleyebilir mi? Kadınların da gururu var. Ama bazı içimizde... Şimdi başka kime üzülüyorsunuz? Benim çok bildiğim şeyler var ama söylenecek. Ben tekrar katılacağım. Benim işlerim var. Hadi size iyi günler. Seni yani canımızdan ileri seviyorum. Bildiğinden değil ama kimden olduğu da belli. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için ama şunu söyleyeyim. Haklının her zaman için haklının yanındasın. Sen bu işi çözeceğin adımız gibi eminim. Burada 40 kişi televizyonlara kilitlendik. Hadi sana iyi yayınlar. Seni seviyorum. Hadi. Teşekkür ediyorum yayına bağlandığın için ama şunu söyleyebilirim. Ben bile olayın dışındaydım farkındaysınız ama hanımefendi kendi eğitimine, kendi kültürüne bulunduğu bölgeye rağmen kadınlık gururunu, bir kadın onurunu, evlilik hayatını, işte ihaneti kabul edip neden edip neden etmemiz o kadar güzel anlattı ki şunu söyledi. Herkes yaşadığı şeyden kendi sorumludur. Kendi gururu ve onuru neticesinde, şahsiyeti neticesinde kararlar alır verir. Bunu ben bir kadın olarak yapmam ama bunu yapanlar var. Onların işte gururu, onuru yok mu? O kadar güzel anlattı ki böyle sert sert de anlatıyor ama bence şahane. Sana üzüldüğünü, senin de hataların olduğunu, bu hataların sebebi Gamze'nin tercihini ve yaşamını, şartlarını bildiğin halde kabul ettiğin için bunları yaşadığını ve mağdur olduğunu söylüyor. Evet. Diğer tarafta Gamze'nin Murat'la birlikte oluyor ama ikili oynuyor, Ali'ye geliyor. Böyle anlatıyor, orada bambaşka bir tablo sergiliyor dedi. Bu da kafamızda soru işareti. Hatun Hanım'ın Gamze'nin ailesinin bu işte bir parmağı olduğunu, Murat'ın varlıkta olduğunu, o yüzden bu ilişkiye göz yumduklarını, yoksa bir anne, kızınız komşunuz tarafından kaçırılacak, 4 ay ortada olmayacak, kıyameti koparmaz mısınız? Karabonlarla soluğu almaz mısınız? Bir yaşlı babam, bir yaşlı annem var, oğulları da cezaevinde. Ama size dün akşam eşiniz mesaj gönderdi mi? Evet abla, hepsi cebimde. Dün akşam gönderdiyse burada emniyete de ihbarda bulunalım. Evet. Aynı zaman Ali Bey de gidip zaten bu mesajları emniyetle paylaşacak. Zorla tutulduğu yönünde. Her şeyi yazmış abla. İddiası o yönde. Evet. Ama orada da eşimi bir can güvenliğini alsınlar abla. Onlar ne yapacağı belli. İnşallah. Yani 11 Kasım'dan beri Murat'ın yanında. Bakalım hanımefendi başka bir boyut getirdi. Murat Bey hangi ilde?
bulunuyor şu anda? Çankırı'dalarmış abla. Akşam 5'e zattılar. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'ne de buradan ihbarda bulunuyor. Bu arada tamam, oğlu dedi ya Gamze'yi yayına bağlayacağım dedi. Hala ses seda yokmuş kendisinden. İhbarlar geliyor. İhbarları değerlendirmeye devam ediyoruz. Gamze 11 Kasım'dan beri Murat Dinç'in yanında zorla mı tutuluyor? Buyurun. Halil amca ve Raziye teyze gelecek programımıza. 19 Temmuz tarihinde 5 yaşındaki çocuğunu alarak kayıplara karışan kızlarını bulmak üzere geldiler. Buyursunlar. Kaplan küçük oğlunu alarak 19 Temmuz tarihinde kayıplara karışıyor. Kızları Kadriye Kaplan 30 yaşında, 12 yıldır bir evliliği var, 2 tane çocuğu var, 11 ve 5 yaşlarında. Eşimle anlaşamıyorum, ayrılmak istiyorum tabii, diyor. Hacı'ya giden gelelim dedik, ondan sonra bulalım çare dedik. Biz Hacı'ya getirdik, biz oradayken bırakmış gitmiş. Biraz gezdirmiyor, uyum sağlayamıyoruz ikimiz diye. Ben de iki çocuğum var kızım, onun için dedim, hadi bir daha iyi mi olacak düzen kurdun dedim. Ama hiç böyle boyu piçeğini zahmet dedim. Kocası da boşanma davası açmış. Evet. Gittikten sonra sizleri aradı mı? Bir sefer gizli numaradan aradı. Geleceğim diyor. Ama gelmiyor. Gelmiyor. Nerede olduğunu biz bilemiyoruz. En son konuşması çalışıyorum dedim. 2 milyar borcum var anne dedi. Onu ödeyeceğim. Borcumu ödemeyince dönemem dedi. Ev tuttum dedi. Çocuğa da ev sahibi bakıyor dedi. Giderken bir çocuğunu bırakmış. Yanına küçük çocuğunu almış. Yani bir çamura saplandı gibi geliyor bana. Oradan geri çıkamadı. Kadriye ile ilgili gelişmeler var. Bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda karşımıza evli olan Fidan diye bir kadın var. Bu Yahya diye birine kaçıyor. Yine evli olan Sevda diye bir kadın var. Bu Hasan isminde birine kaçıyor. Sizin kızınız Kadriye kendi eşini bırakıp birine kaçıyor anladığımız kadarıyla. Bu arada bu kaçan kadınlardan Sevda ile Kadriye'nin yolu bir yerde kesişiyor. Bir arkadaş oluyorlar. Diğer iki kadının birlikte olduğu kişiler. Bu Yahya ile Hasan da arkadaş. Bunlar kızınız Kadriye'yi de tanıyorlar. Kaçan kadınlar da sizin kızınız Kadriye'yi tanıyorlar. Fidan Yahya'yı İsmindeki kişiye kaçtığında kadın geri dönmek istiyor eşine. Yanına kaçtık. Yahya onu bırakmıyor. Bunlar karakolluk oluyorlar. Karakolluk olduğunda Sevda ile sizin kızınız Kadriye orada bir şahitlik yapıyorlar ama kimi şahidiler bilmiyorum. Bu üç kadını bir arada tutan olay nedir? Yuvalarını bırakıp kaçmalarının nedenini bilmiyorum. Yani bunların hayatları ve rastlantıları nerede kesişiyor bunu da bilmiyorum. Bu isimlerden Hasan denilen kişiyle iletişimlik arkadaşlarımız kurdular. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Kadriye'nin Muğla Milas'a bağlı Dereköy'de biriyle beraber olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten orada mı? Bilmiyoruz. Ekip arkadaşlarımız orada da araştırmalarını yapacaklar. Yani bu üç kadın Fidan, Sevda ve kızınız Kadriye nerede yolları kesişti? Birbirlerini nasıl tanıdılar? Kadriye'nin bu insanlarla ne işi var? Gel kızım ne olursun yüzüne hasret gittik ne olursun gel. Kadriye Kaplan'ı gören, tanıyan, bilenler bize ulaşsınlar. ...19 Temmuz'dan bugüne aslında ne kadar uzun bir zaman. Kızlarını aramak üzere geldiler. Halil amca ve Raziye teyze. Uçuk mu çıktı senin yüzünde? Bilmiyorum öyle. Uçuk çıkmış galiba. Acaba, evet. O sıkıntıdan çıkar biliyorsun. Evet. Üzüntüden çıkar böyle bağışıklık sistemi. Düştüğü için. Tabii. Kaç yaşındasınız? 67-68'de. Ana yaşım 69. Ben sizin iyi bir baba olduğunuzu düşünüyorum. Yani bizim hepimizin hissiyatı o yönde. Tabii. Sizin de iyi bir anne olduğunuzu düşünüyorum. Evet, inşallah. Yani bir çocuğu yetiştirmek için inanın doğurmak yetmiyor. Evet. Biz tabii doğurup kendi çocuklarına bakmayanları da o kadar çok gördük ki. Evet. Sizin buradaki gözünüzdeki yaş hiç dinmedi. Kadriye ile ilgili bir haber bekliyorsunuz benden. Evet. Torununuzla ilgili bir haber bekliyorsunuz benden. İnşallah. Çünkü Kadriye kızları evden ayrılırken Kadriye Kaplan 11 yaşındaki çocuğunu bırakıyor babaya. Evet. Küçük çocuğunu alarak kayıplara karışıyor. 19 Temmuz'dan 29 Ekim tarihine kadar telefonla bir şekilde ailesiyle iletişim kuruyor. İyi olduğunu ama yerini yurdunu söylemiyor. Varlığını hissettiriyor. Aile programı aramak için geleceğini söylediğinde döneceğini söylüyor. Evet. Ve sonra bir daha size iletişim kurmuyor ve geride dönmüyor. Aslında bir nevi sizi oyalıyor. Biz programa ilk başladık sizi aldığımızdan
Cuma gününe kadar hiçbir ihbar gelmedi. Bu bizi çok tedirgin etti. Yani tabii, daha olumsuz bir tabloyla karşılaşabilir miyiz? Kadriye'nin başına ne geldi? Farklı isimler de geçiyorlardı. Sizin bizden istediğiniz tek bir cevap var. Kızımız nerede? Evet. Kızımız hayatta mı, iyi mi? Torunumuz evet, nerede? Evet. Bunun cevabını verebilirim size. Evet. Kızınız İşe bulundu. Çok sağ ol, Allah'a emanet. Hiçbir yerden çünkü haber alamıyorum. Ama görebileceğiz. Gel. Kadriye bulundu. Hatta Kadriye'yi göreceksiniz bile. İnşallah. Buyur. Halil amca ne oldu? Bir şey olmadı yani. Şoka girdi Halil amca. Evet, çok İnşallah. Evlat bu ya. Evlatları çıkıyorsun. Mecburen şok olacak. Kadriye'yi görmek istemez misin? Görmek isteriz yani aynen. 5 ay oluyor. 5. ay bitiyor. Mikrofonda bir sıkıntı var hemen. Ben ne diyeyim? Heh. Alayım onu. Kadriye bulundu. Nerede, ne yapıyor, nasıl yaşıyor, çocuğuyla bir nasıl bir hayatı var, evden niye gitti, kimin tabii yanında? Ya sanki bulunduğuna sevinmediniz gibi ya, ben mi öyle hissediyorum? Hayır. Şoka mı girdiler? Şimdi beyefendi evlat olarak bulunmasına seviniyordu ama sırtında da şöyle bir yükü var. Çünkü dünürlerine, 11 yaşındaki bir torununa da verilecek cevabı var. Onlarla da muhatap olacak kişi beyefendi kendisi. Bu ağır bir sorumluluk. Ben o yüzden mi? Ama onu düşünüyor olsa buraya gelmez aramaya. Der ki en azından üstünü kapatalım. Yok. İnşallah, ha? İnşallah bulunur. Bir mikrofonu hemen ekip arkadaşlarım gelip bir düzeltsinler. Ne yapalım yani? Ha? Bilemiyorum yani. Evet. Heyecandan ne diyeceğimi hiç bilemiyorum yani. Ne? Çünkü ama evlat gelecek mecburen yani. Heh. Evlat geri evet, dönecek mi? Ben şimdi evet, sizi baş başa bırakacağım. Evet. İnşallah. Onunla. Hı hı. Kadriye size bu durum ne istiyorsanız sorabilirsiniz. Evet. Kadriye sorularınızı nasıl cevaplar bilmiyorum. Evet. Ne söyleyeceğini. Evet, sadece zaten biz de öyle yapalım. Peki. Hemen mikrofonu da düzeltecekler. Muğla Milas'a gidiyoruz sevgili seyirciler. Özkan şu anda Kadriye'nin yanında 19 Temmuz tarihinden beri nerede olduğu belirsizdi Kadriye'nin. 5 yaşındaki oğlunu alarak kayıplara karıştı. Yaşadığı şehri, eşini ve 11 yaşındaki oğlunu terk etmişti. Anne baba onu aramak üzere programımıza başvuruda bulundu. Şimdi ilk defa kızlarını görecekler. Özkan. Evet Esra Hanım, ailenin bize başvurduğundan sonraki Perşembe, Cuma günü sizin de dediğiniz gibi hiçbir ihbar gelmemişti. Ama biz ekip olarak hafta sonu Muğla, Aydın ve Denizli üçgeni içerisinde biz Kaplan'ın izini sürmeye başlamıştık. İnanın hafta sonu sabahlara kadar uyumadan kapı kapı gezdik. En son adresimiz vardı ki o da Muğla, Milas'taydı. Acaba burada mı diye sorusu için bugün öğlen saatlerinde bu bölgedeydik. İnanın reklamlardan önce anons yapmıştık ama biz halen burada olup olmadığı hakkında bizim de endişelerimiz vardı. Çok şükür burada sapasağlım ve sağlığı yerinde bir şekilde kendisini bulduk. Merhaba di. Merhaba kızım. Kadriye. Merhaba anne. Ya, merhaba kızım. Ne yapıyorsun? İyiyim. Nasıl olayım? Ne yapıyorsun anne? Ne yapayım annem? Görüyorsun sen beni. Niye ağlıyorsun? Niye sen, ağlıyorsun? Seni ağlıyorum anam. Niye ağlayayım ben? Seni çok göresim geldiydin. Neden bunu yaptın? Niye ağlama ya. Ağlayacak bir şey var mı? Ben ölmedim ya. Akeş. Neredesin Kadriye 19 Temmuz tarihinden beri çocuğunla? Çalışıyorum. Ayaklarımın üzerindeyim. Hiçbir yerde kaçmadım. Ailen yaşadığın yeri, adresi. Kendi isteğimle terk ettim eve. Tamam terk ettin ama bize bunu niye haber vermedin? Yerini niye belli etmiyorsun? Özellikle. Baba. Tamam. Hadi. Belki yalnız kalmak istediğim için olabilir mi? Ama yerini belli et. Hadi. Sen ya de baba yerini bilsen ne yapacaksın?
Sen döneceğim dedin, çıkma dedin, biz çıkmadık. Ama bir ay oldu kızım, neden çıkmadın? Gelmedin. Çıkmışsın, yine çıkmışsın anne. Çıkmışsın ama kızım bak. Böyle mi çıkacaktın kızım? Evlat baba yani bu biz şekilde olmaz ki. Biz hiç böyle beklemiyorduk seni. Ha? Şimdi senin ihtiyacın tamam, her şeyi yapıyorsun. Ben mi? Ha? Hadi. Ne yapayım? Evet. Her şeyi yapıyorum. Tamam kızım, bu haber vermen lazım. Gittin geldin yani sorumluluk taşıman gerekiyor. Baba ben seni en son aradığımda ben sana ne dedim? Esra Erol'a çıkmayacaksın bir. Ben sağlamım, iyiyim, güvendeyim, ayaklarımın üzerindeyim, kimseye de kaçmadım demedim. Tamam, güveniyorum ben sana ama sen gelmediğin için, adres vermediğin için ben de telaşa kapıldım. Kadriye, evden ya ayrılırken, seviyorsanız şey. Evden ayrılırken boşanma davası açtın, boşanman gerçekleşti mi? Acaba bizim kaçırdığımız bir şey var mı diye merak ediyorum. Eşinle yollarını ayırdın, resmi olarak da boşandın. Çocuğun bir tanesinin sende, bir tanesinin babada kalmasına karar verdiniz. Ben kendi hayatımı şu şehirde şu şekilde kuruyorum, yeni düzenim budur diye bütün aile fertlerine bu bilgiyi verdin mi, bu sorumluluğu yerine getirdin mi? Daha boşanmadım. Bu bir. Boşanacağım da istemiyorum. Ama Mehmet'i de kesinlikle benden ayıramaz. Kim ayıramaz? Eşi. Sen evden çıkarken kaçtın mı? Kızım bak, ileriye gitmeye gerek yok. Tamam boşa. Ama sen gel. Kadriye'cim. Kadriye çok güzel konuşuyorsun da niye bunları boşanmadan yaptın? Tamam boşatacağız kızım seni. Ya ben sadece çok doldum. Ben çok doldum Esra tamam, Hanım. Tamam kızım bak. Biliyorum. Ben çok doldum. Anlatsın evet. Ben çok doldum. Ve artık katlanamaz oldum ona. Niye doldun onu anlat. Ne oldu? Tamam. Anlaşamıyoruz. Neden? İyi gel kızım. Ben annem de biliyor bunu, babam da biliyor. Anlatmaya çalıştıkça kesinlikle. Kızım tamam bak, ben sana ne dedim? Yani şaşırdım gerçekten, çok şaşırdım size. Sen bütün sorunlarını onlara anlattın, ailen seni dinlemedi mi? Dinledi sağ olsun dinledi. Ama kapı duvar gibi dinledi. Yani o da dinlemek değil, sadece seni idare ediyorlar o sırada. İçini boşaltmana... istediklerini söylemene fırsat veriyorlar. Ramazan bayramında gitmeyeceksin dedin. Ben seni götürür mü götürmedim? Tamam sen bana ne söz senin verdin kızım? Ben seni... Sen kalacaksın dedim. Anne hacılığını yap gel. Ondan sonra gelince konuşalım dedin. Tamam kızım dedim. Bekle beni dedim. Ama neden kodun gittin? Peki, şiddet var mıydı evinizde? Size yönelen bir şiddet var mıydı eşiniz tarafından? Asla yapamaz onu zaten. Şiddeti yapamaz bana. O zaman ayrı, şiddet uygulamıyordu yani. Yok. Neden? Şiddet uygulayamaz zaten. O kesinlikle. Yani ne, hani uygulayamazdı. Ona izin vermem. Kendini koruyan bir kadınsın. 11 yaşındaki evladını niye bıraktınız? Onu sadece ben bırakmadım. Uzaktan da izledim zaten. Kız nasıl izliyorsun uzaktan? Ben asla çocuklarımı bırakmam. Niye giderken küçüğü aldın yanına, büyüğü almadın? Ben geri geleceğimi söyledim. Ya Kadriye böyle bir hayat var mı ya? Kim yapabilir bunu? Tamam ben de bu gece birini alıp gidiyorum evden. Kimseye de hesap vermiyorum. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi ya? Mümkün mü böyle bir şey? Niye Muğla'ya gittin? Muğla'da sadece kim var? Sadece ben kendi sorunlarımı... Muğla'da kim var? Kimse yok ki. Niye Muğla'yı seçtin? Kimse yok Esra Hanım, kimse yok. Orada nasıl bir hayat kurdun, düzen kurdun kendine? Çalıştım, çalışıyorum da Allah'a şükür ayağımdan indik. Kim bakıyor çocuğunuza siz işteyken? 5 yaşında hiç bir çocuk var. Yanımda. Ne iş yapıyorsunuz? Tarlada çalışıyorum. Çocuğa kim bakıyor o sırada? Yanımda oynuyor. Siz çalışırken yanınızda.
İki kişilik bir hayatınız mı var? Evet. Yani eşinizi terk edip, evet, bir çocuğunuzu geride bırakıp küçük çocuğu yanınıza almanızın altında başka biri çıkabilir mi? Başka bir erkek çıkabilir mi? Başka birine aşık olduğunuz için yuvanızı terk etmiş olabilir misiniz? Hayır. Sizin yanınızda, yani sizin gitmenizin, hayır, altında. Hayır, hiç kimse için yuvamı terk etmedim. Niye terk ettin? Neden terk ettin? Ben sadece babamgile ben kendi evimde yaşadığım her şeyi eşime ikinci yüzünü asla gösteremedim. Eşinin ikinci yüzü? Evet. İyi, tamam anne. Eşinin ben evde başka, evet, annemgilin yanında başkaydı. En son tartışmamızda 60 milyarlık koca... milyarı varmış bizde dedim. Verelim de gitsin dedim. Annem de dedi ki onun 60 milyarı yok burada dedi. O hava alır burada dedi. Hava. Bu para mevzu nereden çıktı? Yani kocasının sanki kızınızla evliliği sizin baskınızla devam ediyormuş gibi bir izlenim aldım. Hayır hayır öyle değil Esra Hanım. Ev aldık biz de. Hayır, yeni. Annemgilin baskısıyla değil. Ya bir buçuk sene oldu ev alalı da onun için. Ben yani sadece babamın, biraz para koydum annemin onun için. Öyle şey değil. Eli yüzü aşağı düşmesin diye katlandım 11 sene o insana. Tamam annem, çok güzel katlandın da neden şimdi sorgusun? Sadece şeyi? Çocuğum için, Mehmet için katlandım. Evet. Tamam, ben de biliyorum. Ben de Mehmet'in için, Ömer Egen için kızım katlan bunlara dediydim sana. Şimdi ben bu araya girebilir miyim? Buraya ilk oturduğunuzda dediniz anne, ki kocasıyla problemi... Anne babam buraya oturduğunda dedi ki kocasıyla hiçbir problemi yoktu. Gayet mutlu bir evliliği vardı. Kızımız bir anda evi terk etti dediler. Ama şimdi bebek yani o çocuk için, çocuk. Mehmet ilk çocuk herhalde. Neyse, evet, ismini vermek istemiyorum. Ondan beri süre gelen aile içi bir problem var. Kızınız bu evliliği sürdürmek istiyor. Siz neden o evliliği sürdürme konusunda baskı yapıyorsunuz? Hayır, baskı sürdür diye, baskı ya diye bir şey, öyle yok, bir şey Esra yok. Hanım. Baskı diye bir şey yok. Sadece hani şimdi baskı diye. Bir şey yok Esra Hanım. Annem babam bana asla baskı yapmadı bu konuda. E o zaman sen niye kaçtın baskı yapmıyorsa? Boşanacağım dediğinde boşan. Şunu mu anlatmaya çalışıyorsun? Ben aslında mi anlamıyorum? Bir eşinin ailen bir ev alırken katkı sağladığını, senin boşanma konusunda o yüzden mi ertelendi? Eşin tarafından ailene yapılan bir maddi... Nasıl yani? Eşin ailene evin alınması konusunda bir maddi menfaat mi temin etti? Para mı verdi? Yo, annemin üzerine ev. Ya peki bu para mevzu ne alaka? Kocanla senin arandaki para mevzu ne? Takılarından ses gitti mi? Para meselesi, bu 60 bin lira ne meselesi? Özkan, ha, sor. Bu 60 bin lira Esra Hanım. Devam et dinliyorlar. Ben bu 60 bin lirayı biz tartışırken bir şekilde dile getirdi. Hı. Ya bu da bu 60 milyarda bizim şöyle oldu. Bir annemgilin evinde biriktirdiği parayla bana taktığı takılarla oldu bu 60 milyar dediği. 60 bin lira annenin babanın parası. Üstünü de annem tamamladı. Şunu mu, ha? Şu anda kafama oturan bir şey var. Annen sırf sen evsiz, yani siz sanırım sırf evlilik yapsın diye damadın şartı, durumu hiç önemli, evet, değildi. Evet, sadece destek çıktı. Ele güne karşı kızımızın da düğünü olsun, yuvası olsun diye bu annemle kişiyle mi evlendiniz? Annemle babamın hiçbir suçu yok. Hayır, hayır. Konuda. Şimdi takıyı takan anla sizsiniz, parayı veren hayır sizsiniz. Takı şimdi yani damat takıyor. Takıyı şimdi, damat takıyor bizim orada. 35 milyon. Kadriye, o kadar varsa 8 altın 7 bilezik takmıştı. Yeşil taktı, yeşil taktı. Kadriye, Muğla'dasın, hayatında biri yok değil mi? Ben tekrar sormak istiyorum. Hayır, yok şu an. Şu an. Evden ayrılmanın altında? Şu an kimse yok. Şu anda kimse yok. Hava soğuk, tarlada iş de yok, çalışacak evet şu anda. 5 yaşındaki çocuğu mağdur etme Kadriye. Bulunduğun ondan yerde ben çocuğunun mağdur edildiğini düşünüyorum.
Niye? Şu anda Muğla'da, tarlada mı çalışıyorsun? Evet, tarlada çalışıyorum. Oğlunu görmüyorsun 11 yaşındaki. Eğitim hayatına devam ediyor. 5 yaşındaki çocuk da aslında bir okula, anaokuluna gitmesi lazım. Onu da göndermiyorsun. Bu kaçak hayatın ne kadar devam edecek? Seneye yazdıracağım. Seneye yazdıracağım. Peki. Ne zaman biliyor musun? Ne zaman? Boşandığım zaman. Boşandığım zaman her şey yoluna girecek. Eşin de anlaşma olarak boşanmayı ister misin? Mehmet onda kalsa da, kalmasa da. Avukatım hemen sana soruyor. Eşinle anlaşmalı boşanmak ister misin? Söyle. Kızım sen. Evet, boşanmak ister misin? Evet, ben boşanmak istiyorum. Hem de anlaşmalı. Tek bir kuruş bile ödemem, ödeyecek. Tamam kızım. Peki, bak. Peki bu cevabı sen aldım. Şimdi Kadri, tamam, tamam. Özkan Kadri'ye buraya geliyor değil mi? Görmüyor, tamam görmüyor. Evet Esra Hanım, Kadri'ye boşanmak için İstanbul'a bizle beraber gelecek şu an. Daha boşanmadan kadar her şey ziyade tamam. Ona hasret anne ve baba var ortada. Anlaşmalı boşanmak istiyorum. Evet, anne ve baba var ortada, onlarla kavuşmak için. Yarın kızınız Allah nasip ederse burada olacak, gözünüz aydın. Ömer'e gösterir. Onu şimdi değil, yarın görürsünüz onu, tamam mı? Oldu. Hadi buyurun. Gel. Tamam, sağ olun. Ha, buradan geçin siz, alayım ben onu. Buradan buyurun. Gel babacığım. Makbule Tunç Bilek geliyor. Eşi Mehmet burada. Buyursunlar, hemen hatırlatma girsin. Yıllık bir evlilik, 29 Temmuz tarihinde eşim Bayram Karaseyit isminde kişiye kaçtı. Ben bir an önce boşanmak istiyorum diye Mehmet yayına geldi. Makbule Hanım kaçtığı kişi Bayram için iki çocuğunu bile reddediyor. Evet. Sildin mi çocukları? Evet, sildim. Hayatından. Evet, hayatımdan sildim. İki tane çocuğunu reddediyorum. Reddediyorsun. Evet. Bugün çiftler Küçükçekmece Adliyesi'ne gittiler boşanmak için. Boşanma gerçekleşmedi. Avukatımız Ahmet Kur'an yani bu süreci takip etti. İlk etapta anlaşmalı boşanmak için gittik. Fakat Mehmet Bey'in anlaşmalı boşanmadan vazgeçtiğini söyledi bize. Maddi ve manevi tazminat olarak ilk etapta Mehmet Bey 50 bin lira talep etti. Çocuklar için de her bir çocuk için de 550 lira nafaka talep etti. Daha sonra tabii bu talebi doğrultusunda ben Makbule Hanım'la görüştüm. Bu şekilde Mehmet Bey'in böyle bir talebi var. Bunları kabul ediyor musunuz? Hiç. Daha sonra Bayram Bey'le telefonda konuştular. Ne konuştular? Boşanmayacağız dedi. Şeyi kaçırdım. Boşanmayacağım. Evet. Gerekirse boşanma mı dedi? Evet. Ha, boşanma, ben seninle böyle yaşarım mı dedi? Evet. Mehmet Bey de bunları daha sonra duyduktan sonra 50 bin liralık tazminatını 100 bin liraya çıkarttı. Tazminattan vazgeçmiş olsa nafakayı öder misin? Ödemem. Onu da ödemem. Mehmet Bey velayetleri hanımefendiye versin. Nafakayı Mehmet Bey ödesin, olur mu? İstemiyorum. Onu niye istemiyorsun? İstemiyorum. Ha? İstemiyorum. Bebeler atmasını bilen o parayı da vermek zorunda. Sen olmayınca nasıl verecek abla? Niye? Olmayınca nasıl verecek? Sen çalışıyorsun, ben niye çalışıyorum be? Bu şartlarda da boşanmanızın mümkün olacağını düşünmüyorum. Olmasın. Ne yapayım? Mehmet, anlaşmalı boşanmak istemiyorsun değil mi? Evet. Tamam. Bekle. Makbule, Türkiye'nin konuştuğu kadınsın. Bunu biliyorsun değil mi? Sayenizde. Sayenizde mi? Kız Bayram'a ben mi kaçtım? Bayram'a kaçtım diye. Allah Allah. Sanki Bayram'a... Bugün niye buradasın? Bir şey demiyorum. Muradına erdin bugün. Detayları avukatımız Ahmet Kur'an açıklayacak. Bugün Küçükçekmece 3. Aile Mahkemesi'ne görülen anlaşmalı boşanma davası görüldü. Karar boşa resmi olarak boşandılar. Ama tazminat ve nafaka talebinden eş Mehmet Bey vazgeçmedi. Vereceğiz hadi.
vereceğim yani. Efendim? Emin ol, vereceğim, o parayı da vereceğim. Neyi vereceğim? Neyi vereceksin? Parayı vereceğim. Avukatımız Ahmet Kur'an, bak heyecanlandım yemin ederim ne geliyor diye. Ne kadar vereceğini biliyor mu? Ne kadar vereceğini biliyor musun? Biliyor tabii ki. 1 milyar. Bir de 50 milyon. İki kişi 100 milyon. 100 TL. Ona kalmış ya, o ona kalmış o paraya. Ama o aslında o... Para bir şey değil, demiyorum. Orada sembolik bir şey var onu. Evet, şöyle. Memelerime helal olsun, memede haram zıkkım olsun. Ben de onu söylüyorum. Şöyle. Ben bana yazacaktım zaten de. Şöyle daha ben belirteyim. Müsaade edeyim. Tabii hocam. Şöyle belirteyim. Bugün Mehmet Bey ve Makbule Hanım'ın Küçükçekmece 3 Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı boşanmalarını gerçekleştirdik ve karar kesinleşti. Makbule Hanım Mehmet Bey'e 1000 TL maddi ve manevi tazminat ödeyecek. Onun dışında da müşterek çocuklar için her bir çocuk için 50'şer TL'den toplamda 100 TL her ay iştirak nafakası ödeyecek. Şimdi çocuklarını tabii terk eden bir anne var ortada. Bayram evet için hayatı, çocuklarını yok sayan, aile kurumunu ayaklar altına alan bir anne var ve bir kadın var karşımızda. Bu nafaka ve tazminatın asıl bizim için önemli olan noktası ne? O 50 TL bile olsa ayda iki tane çocuğu düşünsün, aklına gelsin diye. Ve nitekim de şu şekilde Esra Hanım, zaten Yargıtay'ın son vermiş olduğu kararlarda da özellikle belirtiliyor. Velayetin kullanılması kendisinde olmayan eş, velayet sahibi olan çocuklara bakan eğitimine ve diğer giderlerine katlanan eşe karşı nafaka ödeme yükümlülüğüne dair bu özellikle kadınlara yönelik de Yargıtay'ın son kararlarında artık kabul edilmiş ve yerleşmiş kararlar niteliğinde. Mehmet, bugün artık boşandınız. Evet. Kararınıza kesinleşmiş. Evet. 14 yıllıktı değil mi evliliğiniz? Evet. 14 yıllık evliliğiniz bugün tek celsede bitti. Bitti. Sizden Allah razı olsun. Siz olmasanız da bu kadar tersemiz bir şekilde buradan çıkamayacaktım. 2 2 daha 4. Evet. Bunu biliyorum. Zamanında buna dedim gittiği gün. Çık gel. Boşanalım. Yanaşmadılar. Dediler ki sen ver dilekçeyi, onursa biz verelim. Bir de farkına vardım ki zaten bunalımdayım. Bunun arkada bittiğini çıkacak. Bize baktım ki tebligatta benim üzerimdeki arabalar var 2 tane. Onlara el koydurmuşlar. Artı annem babamın üzerindeki mal varlıklara el nasıl koyduruyorsa onları da koydurmaya kalkmışlar. Öyle bir şey yok. Yalan var söylüyor. Orada. Yalan bakarsa, söylüyor. Öyle bir şey yok asla. Evet. Artı İyi, o imzada senin değil bayramın. Artı ben yakacığım. Ankara yakacığım. Yeni mal yakacıktan. Zengin biri sanmış, seni öylece götürmüş zaten, mal varlığını boşandırıp üzerinden mal varlığını alıp kendi yenikten kapının altına koyacağız zaten ayağı. Kapının altına koyacağız 2 2 daha 4. Bayramın Makbule ile birlikte olmasının altında aslında farklı sebepler vardı. Tabii. Boşanırken işte tazminat alır, onu yapar, mağdur eder, nafakasını alır filan gibi düşünceleri vardı ama şimdi hepsi tek celsede. Hiçbir şey kalmadı. 14 yılın ardından 2 tane de çocuğunuz var, ne söylersin Makbule'ye? Makbule'ye bir şey söyleyecek laf bulamıyorum. Şöyle bir düşündükçe zaten düşünmek de istemiyorum. Şu an onu dahi şu an görmek dahi istemiyorum. Niye dersen vallahi benim çocuğum. Bunu seni. 7 yaşındaki çocuğum söyledi. Baba dedi, bizi düşünmeyen dedi, sen ne düşünüyorsun dedi. Giden gitmiş evet dedi. Nasıl dedim. O bile, ben zaten bu hanımdayım, bebeler düşünüyorum. Acaba bebeler kim bakabilir? Annem gel, rahatsız. Abim 2. evliliği yaptı. Geçen kendisi de söyledi. Mecburiyet yaptı. Eşi rahatsızdı. Bebeğine ilgilenmiyordu. 2. evliliği öyle yaptı o abim. Ondan sonra öbürü halası var. Halasından kalıyor. Babam gülde kalıyor. Amcası gülde kalıyor. Baba dedi biz kalacak yer buluruz dedi. Ama dedi bizim de 4 tane duvarımız var dedi. Mutlu. Milletin de trilyonlar olsun dedi. Bunu ufak çocuk diyor. İnanır mısın? Yemin de ederim ufak çocuk diyor. Benim diyor trilyonlarım ya vardı diyor. Olsun diyor milletin diyor. Bizim diyor 4 duvarımız vardı. Biz milletle mutluyduk baba diyor. Getirdiğin diyor 4 ekmek veya 6 ekmek değil diyor. Bizim mutluluğumuz önemliydi diyor.
Bunlar gelene kadar diyor, tadımız tuzumuz yerindeydi diyor. Ben ne diyeyim? Bir insan zaten cahil mi veya aklı mı çelinmiş veya başka bir şey mi diyorlar? Veya büyü mü diyorlar? Veya yalan dilli mi diyorlar? Onları ben bilemem. Anlatabildiysem. Bir yuva bozuldu. Belki başıma gelecekti. Ama belki bu daha yuvayı önce bozan geldi. Sadece bayram değil. Başka biri de olabilir. Hayır. Senin 14 yıllık hayat arkadaşın, çocukların annesi Makbule. Yani bu yuvanın bozulması için gerçekten... Yani illa biri lazım değil yani. Çok büyük istiyorum. Bir performans sergiledi. Burada da hani bu kadar çağrılarımıza yapma, etme. Bak hata yapıyorsun, yarın öbür gün mağdur olursun. Sen sıkıntıya düşersin. Çağrılarımıza bile cevap vermedi. Evet. Ben artı şöyle düşünüyorum. Ener, bayramdan bak. Bak yine üst üstüne diyorum. 15 senelik aynı ablası ne dedi? Birbirimizi çok severdik artı. Ben onu da söyleyeyim, herkes bunu duysun. Hoca 80 milyon insan duysun. Birbirimizi canımızı verirdik. Kimle? Makbule'yle zamanında. Ama bu insan gelene kadardı bu. Bu insan gelene kadardı. Yerinizin yüzü de burada. Bu insan gelene kadar böyle bizdik. Şurada bir şey olsun ben onun için koşturdum. O da aynı benim gibiydi. Ama şu insan geldikten sonra benim yuvam yıkıldı. Veya nasıl gitti, nasıl yani kaldı onu bilemem. Ben Makbule'yi enteresan, duygusal gördüm he. Makbule. Yapacak, konuşacak bir şey kalmıyor yani. Hayır. Bir an önce gitmek lazım. Hayır istiyorum. Tamam, bir an önce gideceksin ama. Evet. Mesela diğer günlerde böyle Mehmet'in her söylediğine kendince bir cevap veriyordun. Bugün boşandın ve istediğin sonucu elde ettin. Aslında en sevinçli olman gereken gün. Sen daha duygusalsın. Yok öyle bir şey mi? He? Peki bu, ya biz gittik bak o, bu boşanma dediğin şey öyle kolay değilmiş, laftaki gibi bir şey değilmiş, bak görüyor musun artık benim Mehmet'le ve hiçbir bağım kalmadı. Bunun üzüntüsü mü? Yok. He? Yok. Kaç yıllık evlilik bitti bugün? 14 yıllık evlilik. 14 Sen... yıllık değil mi? Dile kolay. Yani 1-2 yıllık, 5 yıllık değil, 14 Onu yıllık. Onu da Hülya abla... Bir şey ben müsaade ederseniz ben bir şey daha konuşmak istiyorum. Bunu da şöyle kandırmıştır benim tahminim. Kandırmadılar. Allah var yukarıda, yalan yoksa. Benim bildiğim kadar aynen geçen anlattığım gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve doğru birebir anlatıyorum bunu. Bunlar geldi kaynamgin eve. Evet. Kaynası geldi şöyle bileziğim var. Öbürü de beyaz geldi şöyle dedi. Onun sonra dedi ki benim tahminim yani yine. Allah-u Teala beni yalan konuşturmasın inşallah. Ha? İnşallah da öyle bir şey yoktur ama dedi ne? Erim çıkar %100. Yok. Bayram beyazına çocukları konuşturuyor. Sen bunu konuşursan bir evli bayana. Başım ağrıyor abla. Başın ağrıyor. Evet. Haklı zaten. Başın ağrıması sebebi. Psikoloğa bozuk benim eşimin. Aslında daha doğrusu eşimdi. Psikoloğa bozuktu. Yok, o değil abla. İnkar gelen yok. Ne oldu? Bir şey yok abla. Vallahi söyle. Vallahi bir şey yok. Psikoloğa bozuktu. Tamam özür. Yok bir şeyim. Ha? Yok bir şeyim. Yani şimdi o konuştuğun her şey bugün gerçekleşti ve evet. Sen şunu biliyorsun ki artık. Senin Mehmet'le hiçbir bağın yok. Zaten çocukları da istemiyorsun. Çocuklar onun yanında. Evet. Kötü mü hissediyorsun kendini? Yok. Yani ya da ya Makbule sen ne yaptın? Bak aslında yaptığın davranış, gitmen, çocukları terk etmen bunların hepsi yanlıştı diyor musun? Bunu düşündün mü? İnsan vicdan azabı da çeker. İnsansın nihayetinde ya, kadınsın bir kere ya. Sen anasın, çocuk doğurdun. Vicdan azabı çekersin. Haksızlık ettim. Bugün boşanmayla ilgili mi böylesi? Hayır. Ha? Hayır. E tamam. Sesini kes. Çocukları ne zamanlar göreceksin? Bilmiyorum, o kağıtta belli. Kağıtta belli. Çocuklar Esra ne zaman abla. Görecek? Çocuklarla Esra her ayın ikinci ve dördüncü pazar günleri sabah 9'dan akşam 6'ya kadar şahsi ilişki tesisi kuruldu. İsterse o günlerde çocuklarla görecek. Görüşebilir. Ahmet Bey çocuklar isterse görecek elbette mi yoksa? Valla görmezse görmesin. Var zaten iki tane çocuğum var. Var mı diyeceğim? Kimin çocukları onlar? Bayramın bebeleri bak, bana. Şimdi, anne şimdi sonra o konuya gelelim. Şimdi tartışmaya gerek beni yok. İlgilendirme şimdi tartışmaya gerek yok. Sesini kes sen. Bir insanın canı... Sesini kes. Bak, İlin çocuğu tamam sevilir Ayman'la ama senin çocuğun şurada Durukan'a, İlin çocuğunu şurada ayrım yapamazsın. Bayramın çocukları burada bana ana diyor, benim iki çocuğum var dedi. Evet. 9 ay ona veya 9 ay karnında taşımışsın. Sen onları böyle sen konuşma nasıl ki ben de söylemeyeyim. Bak benim de, beni delirtmemişsin. Sen yapıyorsun beni bak. Bak. Ağzını yum,
Adam gibi otur. Ben sana bu kadarını söyleyeyim. Sesini kes be. Lütfen. Makbule Hanım. Ona niye öyle konuşuyor Esra abla? Ama bak. E niye attım o zaman gittin? Sana tamam, ne? Bitti artık boşandınız, evet. Üzerine tartışmaya bile gerek yok. Mehmet senden ricam gerçekten dön kendi hayatına bak yani. Öyle yapacağım zaten. Makbule'nin annesi Elif telefon hattındaymış. Annen telefon hattındaymış. Görüştün mü annenle buradan çıktıktan sonra? Ay, siz bir şey diyordunuz herhalde değil mi? Makbule Hanım dediniz. Anne bağlansın en son söyleyeyim tamam. Ben Makbule Hanım'a. Elif Hanım telefon hattında. Annenle görüştün mü? Görüştüm. Ne zaman görüştün? Bugün görüştüm. Bugün görüştün. Annemle. Evet. Boşanmadan önce mi sonra mı? Boşanmadan önce konuştum. Önce görüştün. Evet. Ne dedi sana bugün gidiyoruz işte inşallah boşanacağız dediğinde? Parası söyledim. Parasını söyledim. Ha. Ondan sonra kapattım. Fazla konuşmadım. Annen sana kızım yapma yuvanı yıkma falan dedi mi? Elif Hanım. Efendim. Yayın var ya. Bugün görüşmüşsünüz kızınızla. Ne konuştunuz? Evet dedi böyle böyle para şey yapıyor dedi. Evet. 50 yüz lira şey yapıyor dedi. Ya o sırtlan dişlemi ne bilmiyor musun? Ya benim çocuğuma bakmadı ya. Niye o kadar üstüne varıyorsunuz ya? Elif Hanımcığım çocukları bırakan Mehmet mi? O bırak durdu bakmadı yavrum. Vallahi tıpı bitti duvarları yumrukladı. Demek ki. Nereye Hanım başına versin ki? Bence Elif daha o fazlasını versin. Çok özür ben öyle söyleyeyim. Ailece. Kurban olduğum Allah buradan çıkarken nasıl herkesin bir bedduası var? Tuttun yani. Elif Hanımcığım ben çocukları. Çocukları bırak. Mehmet'in kendisi. Mehmet demek ki elleri var. Başka evet, bir şey diyemiyorum. Evet dinle anlatın. O zaman demek bu kadar beni sıkmadık. Elleri var. Ha, benim ağzımı açtırma bak. Çeneni kapat adam gibi dur. Vallahi bak ağzıma geliyor gidiyor. Bak. Vallahi adamlık neyle oluyor? Bak Bülü Hanım bana anlatır mısınız? Adamlık neyle oluyor ki bir de ağzınıza dolanmışsınız? Hayran kapıcı. Yaşında ve 7 yaşındaki velayetinin sorumluluğunu ben alırım. Onları temsil ederim. Onları korurum, kollarım diyen bir adamın karşısında adamlık nasıl oluyor? Neyle ölçüyorsunuz? Ben ne olması lazım? Mehmet Bey ne yapması lazım adam olması için? Ben ilgilendim. Ben sana zamanında dedim. Makbule, telefonda da konuştum. Çocuklara bak istediğini vereyim. 2 lira para veririm. Evini tut, evinde tut. O neyi 1 lira dedi. Veriyordun? Ne diyorsun sen makine bana? Makine istedim, makine aldım. Birer sonra bayramı buldum lan. Daha ben abi. Sesini kes. Daha ben... Sarı diyorsunuzdu. Elif Hanım. Dişten de atın. Yok dişten de atın. Oh. Ya. Şimdi. Nasıl olsun sen bu? Varsın sen sen. Başka kimse yok. Elif Hanım. Var. Çocukları bıraktıran Mehmet'in kendisidir. Çocuklara evet. Sahip çıksaydı Makbule gitmezdi. Evet bakmadı yavrum vallahi bakmadı bunu komşum da biliyor hepsi de biliyor ya benim yanımda. Elif Hanım ya. Bana şunu anlatın yani buyurun. Makbule'ye nasıl bakacaktı da Makbule evliliğine devam edecekti. O nerede çalışıyormuş da 2,5 milyar alıyormuş yalan açlıktan canı çıkıyor. Elif Hanım çocuklara bakmadı da anneanne olarak bak siz telefondasınız size söylüyorum. Biz evet. Baktık dedi ki Mehmet Bey burada. Baba çocuklara evet. Bakmıyor. İddianız o. Anne de diyor bunu. Adam değil bakmadı. Biz de soruyorum. Böyle birine vicdanen ben nasıl baktım. İki evladınızı bıraktınız da sesiniz çıkmıyor. Ha, ben baktım yavrum. Beni dinlemiyormuş ki siz. Evet dinleyelim. Neye baktık? Dur Mehmet'i versin. Neye baktık bir daha söyler misin? Gitti hatta gitti. Bir daha söylesin neye bakmış? Ya sen mi baktın bana? Bir göreyim. Sen mi baktın bana? Sen mi baktın? Benim ya bak, bagajı doluydu herhalde. Neye baktın sen? Kimse geldi benim bagajı görüyordu. Ablan gibi geliyordun bakıyordun. He he. Lan ben daha ne yapayım? Ben altı ekmek alıp geliyordun. Ne yapıyordun? He he. Değil. Mevzu karın doyurmak değil. Elif Hanım şunu tekrar bağlayın yayına. Ben 2 maaşla biz kızımıza sahip çıkıyorduk. Torunlarımız da bizde yaşıyordu dedi. Ama şu anda bayrama gitmesinin altında yine sen çıkıyorsun. Bunu anlayamıyorum. Makbule çocuklarını bırakan kişi, çocukları istemeyen kişi, çocukları kabul etmeyen kişi, çocukları sana bırakan kişi.
Nasıl olup da tüm bunları yapanın kızı olduğu halde hala İbrahim'i Mehmet'i gösteriyorlar, onu aklım almıyor. Ablacığım. Veya o iddianız doğruysa Mehmet Bey de nasıl vicdanınız el veriyor? Bu akşam nasıl yatacaktınız? Bu adam çocuklarına bakmıyordu, eşini bu hale koydu diyorsanız. İki evladın resmen sorumluluğu devlet tarafından baba istediği için Mehmet Bey'e verildi. Niye o zaman bakmayacağını, siz bakmıyor değil mi çocuklarınıza Mehmet Bey? O zaman siz bakın, size kaç defa söyledim bunu. Hülya Hanım. Alın çocuklarınız o zaman. Hülya Hanım, bakmıyorsa. Olmaz. Şimdi kime annelik yapıyor? Kime bakıyorsun sen Makbule? Bayramın çocuklarına değil mi? Evet. Nasıl bakıyorsun o çocuklara? Sevgiyle bakıyorsun değil mi? Analık yapıyorsun. Annem de bakıyor, ben de bakıyorum. Senin annen de mi bakıyor Bayram'ın çocuklarına? Annem. Annen de kaynanan bakıyor, sen de bakıyorsun. Sürekli kaynanan bakıyor. Sahip çıkıyorsun yani. Değil mi o çocuklara Makbule? Makbuleciğim, çocuklara sahip çıkıyorsun Bayram'ın çocuklarına. Elin çocuğuna yani. Bunu sakın yanlış anlamayın hani. Kendi çocuğunu bırakıp o çocuklara sahip çıkıyorsun. Analık yapıyorsun. Koruyucusun. Mehmet'le evliyken Mehmet bakmasa bile... Sen niye kendi çocuklarına sahip çıkmadın? Niye korumadın onları? Bir şey niye kollamadın? Niye bunu sen yapmadın? Onu da söyle. Bak bunu yapabileceksen bırak Mehmet'i ya. Sen bunu yapabilecek bir kadınsan. Bunu kendi çocukların için niye yapmadın? Bak bayram için bunu yapıyorsun. Bayramın çocukları için de yapıyorsun. Ama kendi çocuklarına gelince her bütün suçu Mehmet'e atıyorsun. O yaptığı için abla. Sen niye? Bak bu çocuklar abla, senin çocukların. Sen niye onları koruyup kollamadın? Makbule, bunun cevabını ver. Ben kolladım abla, kollamadım. Makbule. Çocuğuma. Esra abla. Yeri geldi zaman sen döndün. Gözünü morattın. Makbule. Bak benim ağzımı açtırma. Sen bu bak bu bayram gelene kadar. Bak bayram sesini gelene kadar kes. Ben sana eminim. Bak bu insan gelene kadar. Kötü laflar söyleyeceğim. Olmuyor sahnede gali. 80 abla, milyon izliyordu. Kafam yerine gelmeye başladı. Bu insan gelene kadar sen yemezdi çocuğuna yedirdin. Önce karnını doyurduk, Mehmet Bey, şunu da bakın, şunu anlayın. Evliliği bitiren, sizin evliliğinizin bitmesine neden olan eşiniz. Aynen. İradesi var, 14 yıllık evlilik. Masaya kimle oturdunuz? İkiniz oturdunuz. Bitirirken kim vardı? Bayram var mıydı? Bayram'ın iradesine başvurdu mu mahkeme? Hayır. Yok. Bitiren de sizsiniz. Aynen. O yüzden üçüncü kişi kandırdı falan, bırakın onları. Oldu. Ona inanmak çünkü istiyor. Çünkü zihin olarak bitmişti zaten bu o zaman. Bir şey diyemiyorum. Esra Hanım, bir soru biz her türlü Makbule'yi geri döndürmek istedik yani en azından. Genelde burada şöyle ilk gelenler o savunma mekanizmalarıyla bu cevapları veriyorlar ama birkaç gün sonra yaptıkları hatanın, aslında davranışının, gittiği yerin, bu ilişkinin hata söyledim olduğunu onu, anlayıp daha kendilerince doğru yolu bulmaya çalışıyorlar ya da gayret gösteriyorlardı. Bir soru sormak istiyorum. Dikkatli sorular. Makbule Hanım, yukarıda bana dediniz ki bir ay evlenmemem gerekiyor. Bir ay sonra Bayram Bey'le evleneceğim dediniz. Nikah kıyacak mı Bayram Bey? Evet, kıyacak. Kartımı da getiririm sana dün kartıma. Esra, yok ben almayayım, teşekkür Esra ediyorum. Esra Hanım, çok sağ olun. Miyim? Esra Hanım. Evet, estağfurullah. Ama gerçekten Esra, merak ediyorum, resmi nikah kıyacak mı kıymayacak mı? Gerçekten kartını bana atabilirsin. Tamam. Bayram Bey zaten işten de ayrılmış. Evlilik cüzdanı, aile cüzdanı. Hangi kapıya sığınacak ki şimdi? Ya lütfen. Esra Hanım, ben de bir şey sorabilir miyim? Makbule, sürekli sen çocuklara bakmadığı için Mehmet Bey'i şikayet ediyorsun ya. Çocuklarıma bakmadı gittim, çocuklarıma bakmadı gittim. Sanki çocukları almışın gitmişin de bayram bakıyormuş gibi yansıtıyorsun. Çocuklara bayram mı bakıyor ya da bakacak? Babası bakıyor, ben mi bakacağım? Hayır, bakmadığından şikayetçisin. O yüzden gittiğini söylüyorsun. Şimdi sanki çocukları almışın, bayram bakıyormuş gibi öyle yansıtıyorsun. Hani bayram mı bakacak, öyle bir söz mü verdi bayram sana? Hayır. Niye ısrarla Mehmet Bey'i suçluyorsun, çocuklara bakmıyor? Niye suçlamayayım ben? Size ne, size ne? Her şeyi size mi bak, söyleyeceğim ben? Bak burada herkesin gözünün önünde, Allah herkese Allah, örnek oluyorsun. Makbule tek başına doğru, değilsin. Doğru. Biz de ünlüsünüz de siz, hepiniz ünlüsünüz de, gülmeden başka bir şey yok. Biz de kadınlara örnek oluyorsun burada. Makbule senin yerinde olsam ben resmi nikahı kıydırmam. Ben Makbule'nin yerinde bir şey söylüyordu. Esra Hanım, ben Mehmet Bey'e bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Şimdi nasıl bugün, bir tavsiye bugün bu? Verilen anlaşmalı boşanmada evet şu anda belki çocuklar için verilen 50'şer TL cüzi sembolik bir rakam olarak görünebilir. Keza maddi manevi tazminat için 1000 lirada. Ama sonuçta bu rakamları her ay Makbule Hanım ödemekle yükümlü. Mehmet Bey'e tavsiyem, her ay bu rakamları aldıktan sonra çocuklarıyla birlikte güzel bir mangal partisi yapıp
güzelce de bir meyveden de buldum. Afiyet olsun. Esra Hanım. Esra Hanım. Afiyet olsun para. Esra Hanım. Esra Hanım ben de. Esra Hanım. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Ya, ben Esra Hanım, Esra Hanım sadece bu çocuklarıyla birlikte beraber mangal partisi yapıp meyvelerle birlikte yemek. Ben de şunu merak ettim. Her ay o parayı yattı mı yatmadı mı onun kontrolünü yapsın diyecektim. Esra Hanım ben Makbule'ye gitmeden önce son geçmez. Bir şey söyleyebilir miyim? Makbule'ye gitmeden önce son bir kez bir şey söylemek istiyorum. Yok bir şey söyleme. Esra Hanım yanına... Kulak bile asmam be size. Söyle. Ben ona diyecektim ki Esra Hanım. Boşu boşuna Bayram Bey'le nikah kıymasın. Çünkü İyi de bir karpuz alsın mangalın yanına. Şimdi şunu da ifade etmek istiyorum. Taraflar anlaşmalı olarak boşandılar. Burada Esra Erol'un programında yer alan bizler de bu anlaşmalı olarak boşanmak isteyen çiftleri ön ayak oluyoruz aslında. Ben de sizden geri bir mangal cümlesi. Yok, mangal yok ama şunu belirtmek istiyorum. Anlaşmalı olarak boşanma olduğu durumda mahkeme şuna kanaat getiriyor. Türk yargısı böyle. Bizim ana... vazgeçilmez şeyimiz ailenin korunması. Siz evlilik birliği ile ilgili boşanma davası açtığınızda hakim iddialarınızı vicdanen kanaat getirmedikçe sizi boşamaz. Aynen. Tarafların ikrarı hakimi bağlamaz. Çünkü aile içerisinde çocukların büyümesini isteriz, aileyi korumak isteriz. Ama anlaşmalı boşanma apayrı bir şey. O zaman mahkeme diyor ki ben sizin evlilik birliğinin benim karşıma geldiğinizde evlilik bir yıldan da fazla sürdüyse artık evliliğin bittiğine kanaat getiriyorum. Böyle bir hüküm de getirmiş. Aslında bunun amacı da şu, toplumda biten böyle irdelenmiş işte güldük geçtik ama bu gerçekten iç yarası, kanayan yaramız. Biz aileyi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bitmiş olan aile kurumuna da daha fazla toplumda zarar görmemesi adına da bitirme taraftarıyım. Bu anlamda da Allah sizin de yolunuzu açık etsin. Makbule Hanım'ın da yolunu ama çocuklarınıza ve evlatlarınıza sahip çıkın. Amin. Onlar başlığında çocuklar için yeter. Mücadelenizi vereceksiniz. Kendinize de bugüne kadar hep zaten sahip bir hakim oldunuz. Öyle de devam edin Mehmet Bey. Burcu Şahin geliyor karşımıza. Buyursunlar. Evlilikte hep şiddet gördüm. Evet abla. Sevdiğim için. Gözün görmüyordu. Çocuğumu istiyorum. Onay daha. Bir evlilik yapmışsın 2018 yılında. 2019 22 Ocak doğumlu bir evladın da var. Ve beni 17 Kasım akşamı eşim sokağa attı. Bu evlilik bitti. Vicdan olsaydı ne olursa olsun benden ne kadar usanmış olursa olsun atamaz. Çocuğunun annesiyim. Çocuğu da sana vermeyeceğim. Evet çocuğu mahkemede alırsın dedi. Çok istiyorsan dedi. Boşanma davası açtığını söyledi ama herhangi sana gelen bir cevap olmadığını söylemişsin. Eşim çocuğumdan beni mahrum bırakıyor. Çocuğum da beni cezalandırıyor. Çocuğumu istiyorum. 10 aylık daha. Velayetini istiyorum. Niye seni evden gönderdi, çocuğu sana vermedi? Abla ortada aldatma yok, yalan yok. Sadece anlaşamıyorduk. O bana bağırıyordu, ben ona bağırıyordum. Aramız kötüydü, eve gelmiyordu. Sen çıkarken çocuğunu almak istedin mi? İstedim. Çocuk zaten Yunus'un kucağındaydı ben eşyalarımı toplarken. Ver dedim, çocuğumu da hazırlayacağım. Vermiyorum dedi. Çocuğunu bugün görmek istediğinde görebiliyor musun? Hayır, göremiyorum. Eşinden şiddet görüyor muydun? Görüyordum. Hiçbir suçum olmadığı halde çocuğumu ben babasız büyütmek istemiyorum bir şans daha ver dediğim halde her yerden engelledi. Telefonlarımı açmıyor. Seni çocuğunla cezalandırıyor. Sana başka bir şekilde bir şiddet uyguluyor. Evet. Senin çocuğundan mahrum bırakıyor ve gidecek yerin yok. Yok. Sığınacak bir limanın yok. Yok. Koruyacak anne baban yok. Ben annesizliği biliyorum. Ben çocuğuma bunu yaşatmayacağım. On aylık bir kızım var. Kızının velayetini alıp kendi yaşamını kurmak istiyorsun. Evet. Yunus'tan da boşanmak istiyorum. Burcu konuğumuz 19 yaşında genç bir kadın hem de çok genç bir anne 10 aylık bir bebeği var. Aslında kısa sürede bir evliliği var. Bu evlilikte dünyaya geldi. Ama şimdi bir yol ayrımında. Evet. İnsanın çok küçük yaşta hem evlilik yapması hem de o evliliğin yol ayrımında olması çok da büyük tecrübeler kazandırabilir ya da ilerleyen hayatında evlilikle ilgili travmalar da yaşayabilirsin bilemiyorum. Önce nasıl hissediyorsun kendini?
çocuğunu eşinin göstermediğini iddia ettin. Kayınvaliden tarafından bakıldığını, evet. Seni dışarı attıklarını. Çocuğumu istiyorum. Onunla iki kişilik bir yaşam kurmak istiyorsun. Evet. Bir hayat kurmak istiyorsun. Aynen. Ki kendin de köksüzsün aslında. Aslında eşine karşı öfkeden çok sevgi duyguların olduğunu, ama ilişkinizin yıprandığını, sana şiddet uyguladığını. Evet. Ve seni bir an önce senden vazgeçin ve kapının önüne koyduğunu söyledin. Çocuğu da sana vermedi. Vermedi. Mahkemede alırsın dedi. Mahkemede alırsın dedi. Herhangi bir boşanma davası açtı mı? Açtım dedi. Ama bana hiçbir şekilde hani bir yerden haber gelmedi. Nasıl bu kadar kolay vazgeçti senden? Bilmiyorum. Hı? Bilmiyorum. O kafasını o zaman bitirdi bu evliliği. Bitirmiş, evet. Seni istemiyor. Evet, istemiyor. Ve çocuğu da sana vermiyor. Vermemesinin sebebi... Bilmiyorum. Ailesi seni gelin olarak seçmesinin sebebi ne? Çünkü sen başka bir şehirde yaşıyorsun. Hı hı. O İstanbul'da. Evet. Kimin yanında kalıyordun? Kim? Sen kimin yanında kalıyordun? Ben babaannemle yaşıyordum. Babaannenle yaşıyordun. Evet. Hani yalnız, annesiz, babasız, yalnız bir insansın aslında. Sen kimsesiz ve sahip çıkanın yok. Evet. Yani annesinin seni gelin olarak seçmesinin altında başka bir şey de var. Hani hiç ne dünürle uğraşırım, ne dünür derdi çekerim, ne üzerime yük olur. Biz de bu kıza sahip çıkarız, evlilikleri devam eder diye düşünüyorlardı. Evet. Yoksa sahipsiz biri iyidir, hani istediğimiz şekilde davranırız. Bir şey diyemiyorum abla, bir şey diyemiyorum. Bir şey diyemiyorsun. Peki ekip arkadaşlarımız eşin Yunus'a senin iddialarınla ilgili cevap hakkını kullanması için ulaşmaya çalışıyorlar ama sanırım kendisinden bir cevap yok. Kuzeni telefon hattındaymış, Yunus Bey'in kuzeni. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Merhaba Esra Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Tanıdın mı? Ha? Tanımadım. Kuzeni var biliyorsun değil mi? Biliyorum kuzenlerini. Kuzenlerini biliyorsun, konuştukça. Kendinizi tanıtın lütfen. Esra Hanım, ismim vermek istemiyorum. Peki, ne anlatacaksınız? Yani ben olaylara tanık oldum ve şahit oldum. Burcu'nun anlattığı gibi değil. Hani çocuğu göstermeme, ben Yunus'la da konuştum sabah. Hı hı. Göstermeme herhangi bir şey yapmıyor. Yani çocuğunu istediği zaman gelip görebilir. Ben de bir anneyim. Hı hı. Hani kimse çocuğunu gösterme, etme demiyor. Ben zaten yayın ekibinize de bağlandım. Burcu'nun attığı mesajları gösterdim. Biz o mesajları okuyamıyoruz maalesef. Eşi mesajları sizinle mi paylaştı? Eşiyle ikisinin arasında olan mesajları. Evet. Bu suç biliyorsunuz değil mi? Çünkü özel... Yani benimle paylaşmadı. Ben onun mesajlarının yanındayım sürekli gördüm. Hayır. Mesajlarının bakın... yanındasınız. O telefonun yanındasınız. Bilmiyorum. Evet. Peki anlatmadığı gibi yani olan çocuğunu göre yani, istediği zaman görebilir. Söyleyebilir miyim Esra evet. Hanım? Şunu söyleyeyim. Yunus hani diyalogtan itibaren çıkma istemiyor. Zaten konu avukatlık. Evet. Ama inanın anlatıldığı gibi değil. Ortada 6 aylık bir bebek var. İstediği zaman gelip görebilir. Kimse ondan çocuğunu saklamıyor. Evet. Ama yaptığı hani çocuk yani bu gerçekten bir tedaviye ihtiyacı var Burcu'nun. Kimin? Çocuk orada zaten. Çocuğu istediğin zaman gidip görebilir misin? Senin anlattığın göremiyorum. Neymiş? Hayır. Yalan. Buyurun. Şunu da ben seni de tanımıyorum bu arada. Yunus'un kuzeni olamazsın. Mesajları bilen kişiymiş. Mesajları bilen kişi. Sen kimsin acaba ya? He? Ben yani inanın Esra Hanım ben gerçekten şey yapmak istemiyorum. Çocuk orada istediği zaman görebilir. Yunus var. Bana demişti istediğin zaman çocuğunu gelip alabilirsin. Kendine güveniyorsan. Ben geçen gün zaten Yunus'u aradım. Hani güzelisin ya. Kendine güveniyorsun diye bir şey yok. Efendim? Bir şey söyleyeyim. Normalde
Esra'yım. Ne? İstediği zaman, istediği şekilde çocuğunu gelip görebilir, bundan emin olabilir. Ama Yunus bana böyle bu şekilde söylemedi. Canım, ayrıca. Canım benim, Yunus bana bu şekilde söylemedi. Ne dedi? Ben Yunus, hani istediğim zaman gidip çocuğumu alabilirmişim ya. Evet. Yunus dedim, çocuğumu gelip alacağım dedim. Hani evde misin dedim. Almaya geliyorum dedim. Hastayım, evde değilim. Çocuğu gelip göremezsin. Orası kimin evi? Bu cuma günü oluyor, evet. Evet. Evet, ne nasıl, dedi sana? Kimin evi? Aynı bunları söyledi. Gelemezsin, kapattı suratıma hastayım, telefonu, hayır, evet. Yapmayın. Kimin evi orası, yani yaşadığınız yer? Yunus'la kayınvalidem kalıyor işte. Tamam. Kira, kira. Kira, yani kayınvalidenle eşinin ve senin beraber çocuğunuzun yaşadığı ev. Evet. Yani normal şartlarda çiftler ayrılmak istediğinde ya da böyle bir anlaşmazlığa düştüğünde ne olur? Genelde erkekler evden giderler. Niye? Ortada bir çocuk olduğu için anneyle çocuk aman sokakta kalmasın bir de mağduriyet yaşamasınlar diye erkekler evden ayrılmayı ve terk etmeyi daha çok tercih ederler. Ya da bizim gördüğümüz vicdanlı insanlar da bu. Ama Yunus Bey ne yapıyor? Annesi ve çocuğuyla beraber yaşadığı evden kimi çıkartıyor? Beni. Seni çıkartıyor. Saat sen kaçtı? O evden çıkarken... 11.30'da. 11.30'da. Bu normal mi sizce? Hanımefendiye bir soralım. Dedim. Hı? Hanımefendiye bir soralım. Gece siz İstanbul'u biliyor musunuz? Çıkanlar var. İstanbul'u da biliyorum. Çıkanlar var. Şahitler de var. Kim çıkan? Valizle kendisi ben ablama gidiyorum diye çıkan bir insan. Yunus beni sokağa attı diyorum bebeği. Peki hanımefendi, bir kadın olarak size soruyorum. Bırakın Burcu'yla Yunus'un mevzunu. Elinizde bavulla gecenin 11'inde evden çıkıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben ablama gidiyorum diye. Durduk hangi yere. Koca, benim de bir çocuğum hangi, var. Bakın hangi eşiniz size ablama gidiyorum dediğinizde gece 11.30'da bavulla kapıdan çıkmanıza müsaade eder mi? Etmez. Eder mi? Paylaştığım mesajda göreceksiniz zaten. Hanımefendi yani... beni mesajlar bağlamıyor. Ben size bir kadın olarak soruyorum. Evlisiniz ve çocuğunuz var. Evde evet. De küçük 10 aylık bir bebeğiniz var. Evet. Gecenin 11.30'unda elinizde bavul. Ben gitmem ama. Diyorsunuz ben ki. Ben gitmem ama. Şimdi. Ben kocan gönderiyor. Gitmem mevzu değil. Diyelim ki gitmeyi kafanıza koydunuz. Evde çocuğunuz da varken kocanız ne yapar? Sizin gitmemeniz için elinden gelen her şeyi yapar. Bir de hani bavul aldı hani evden tatlı tatlı çıktı. Hiç öyle kavgasız gürültüsüz çıktı diyorsunuz. Ya mümkün mü ya? Şimdi ben hanımefendinin ailenin içerisinde çok fazla olduğunu düşünüyorum ama şunu anlatmak istiyorum. Eşler arasındaki mesajlaşmaları eğer yanındaydı gösterdi diyorsunuz ya bu özel hayatın gizliliğini, ihlal suçunu ifade ediyor. Bu anlamda da gördüğünüzü canlı yayında ya beyan ettiniz. Kuzenimin ben telefondaki mesajlarını hani... Kuzeniniz olsun, annesi olsun, babası olsun olmaz. Ayrı mahremiyeti denilen bir şey var. Özel bir hayatın... Şey söyleyebilir miyim? Ben Esra Hanım'a bir şey söyleyebilir miyim? Çok vaktim yok. Buyurun. Esra Hanım... Şimdi ben attığım mesajları yayın arkasına veriyorum. Hayır, asla ben böyle bir şey yapmanıza bakın siz anlamıyorsunuz göndermiş galiba. Göndermiş olduğunuz dakikada bile hayır, biz siliyoruz şey o mesajları. Hayır, söyleyeceğim. Esra Hanım, bunu Yunus Bey mahkemeye verebilir. Mahkemede siz bu, delil olarak bakın, sunsun. Şu anda de, ikrar da ediyorsunuz. Yunus Bey, Yunus Bey size bu mesajları gönderdiğini kabul ediyorsunuz canlı yayında. Bu suç diyorum size. Siz ben yalnızca gördüm diyorum hanımefendi. Ben gördüm diyorum. Ben gördüm diyorum. Ben de diyorum ki size görmeniz suç. Canlı yayında ekibe gönderdiğiniz suç diyorum. Bir de bunu nasıl benimle paylaşıyor? Nasıl paylaşabiliyorsunuz? Bu mesajların sizde olması lazım. Zaten onlar avukata gidecek. Peki hanımefendi. Şunu da merak ediyorum. Yunus o gece hani dedi ya ben ablama gidiyorum dediğinde Burcu bavulunu aldı çıktı. Arada bir husumet bir problem var mıydı aralarında? Zaten hanımefendi Burcu her zaman bir problem çıkartıyordu. Çıkartmayan bir insan değildi ki zaten. Problemsiz aynen, olan Yunus Bey'di, problemi çıkartan Burcu'ydu. Bakın karı koca problem değil demiyorum hanımefendi. Hı. Herkes bir Burcu olan bir tanden yanında biz oluyorduk. Neyi konuşayım? Bu söylüyordu. Kim ama bu kuzeni değil Yunus'un. Ben bu sesi ilk defa duyuyorum ya. Sen kimsin benim evimde? Ben nasıl dayak yediğimi, Yunus'la benim nasıl kavga ettiğimi sen nereden bile biliyorsun şey ya? Söyleyeceğim. Madem çok dayak yedin, Instagram'da ben dayak yemiş bir kadın olarak Instagram'da canım kocacığım, canım aşkım paylaşamam. Ya karı koca ne iyi olunca anladın mı? Unutuluyor, unutuluyor. Bunlar nasıl şey olmuyor. Dayak unutulur mu Burcu?
Ben unutuyorum demek ki iyi olunca, demek ki Yunus da iyi olunca, demek ki unutuyorum, yine iyi oluyorum kocamla. Yunus Bey, her şeyi bildiğiniz için size sormak istiyorum. Yunus musun yani, Yunus? Yok. Anladın mı? Benim bir şey yaptığım yok. Yunus eve... Görüşmem. Canım aşkım demem. Ah. Sen kimsin ya? He? Sen nereden biliyorsun ben ne çektim? Senin kuzenin ya güya. Kuzenin bana ne yaptı? Sen nereden biliyorsun? He? Yanımızda mıydın? Dayak yerken ben patır kütür. Yanımda mıydın? Çocuğum var, bunları yapma. Çocuğum 10 aylık benim bebeğim. Çocuğumu alacağım. Anladın mı? Çocuğunu düşünen adam böyle yapmaz. Çocuğunu düşünen ya adam böyle yapmaz bebeğim. Kimse senden çocuğunu gizlemiyor ki. Ne demek ben Yunus'a, Yunus bana arada, dedi ya. Yunus Bey hani canlı yayına baklanıp, bağlanıp konuyla alakalı, ismi geçtiği konuyla alakalı söz hakkını ve cevap hakkını kullanmadı. Sanırım siz evden ayrıldıktan sonra herhangi bir boşanma davası da açmadı. Açmadı. Siz bugün adliyeye gittiniz avukatımız Ahmet Kur'an'la. Neden gittiniz? Koruma kararı almak için, çocuğumun velayetini almak için gitti. Böyle bir şey yok Esra Hanım. İnanın böyle bir insan değil. Yani komşularımıza... Yunus beni annesine nikahladı canım. Yunus beni annesine nikahladı. Burcu yalnız değil, annem yanında. Burcu yalnız değil, annem başında. Annemle beraber. Yunus arıyordu beni. Burcu dükkandan çıktım. Hanımefendiye soralım. Ayrı bir evinin olmadığını, hanımefendi burada Burcu Hanım kayınvalidesiyle birlikte yaşadığını iddia ediyor. Bu doğru mu? Siz yakından her şeyi tanıyorsunuz. Üçü birlikte yaşıyorlardı Yunus, kayınvalidesi ve Burcu. Evet, evet canım. Başka ne biliyorsun? Şimdi ben hemen araya giriyorum süremden dolayı. Burcu ile ilgili bir kararı da açıklamak istiyorum. Bu arada Yunus Bey belki de ekran başında izliyordur bizi. Bugün Küçükçekmece 3. Aile Mahkemesi'nden Burcu Şahin ve çocuğu ile ilgili kararlar çıktı. Karar. Avukatımız Ahmet Kur'an aktaracak. Sonra detaylı olarak okuyacağım ben. Bugün Burcu Hanım'la beraber adliyeye gidip müşterek çocuğun geçici velayetinin kendisine verilmesi. Velayet sende, sana verildi. Gerçekten. Evet. Teşekkür ederim. Bundan sonra. Tek tek. Ay. Çocuğunun velayeti sana verildi. Teşekkür ederim. Geçici velayeti. Geçici velayet. Çocuğun sende. Tamam. Sen şu anda babanın da göreceği günler var. Çocuğunu gidip alabilirsin. Tabii. Oldu da sana vermediğinde biz icra marifetiyle gidip çocuğunu alabiliriz. Bu anlamda yasal hakkın var. Ama aynı zamanda hem çocuk için hem de senin için kendisi için nafakada bağlandı. Çocuk için 350 TL, kendisi için de 400 TL nafaka bağlandı. Nafaka hakkın da var. Ama en önemlisi çocuğu. Hayır bak, çocuğun için 350, senin için 400 TL. Bu arada Burcu'nun hani yaşayabilecek, düzenini kurabilecek hiçbir yani sosyal güvencesi, hiçbir hayatı yok. Bunlar onun bu nafakalar onun için çok önemli. Daha önemlisi koruma kararı çıkartıldı. Detayları da avukatımız aktarsın. Yine aynı zamanda Yunus Bey'in Burcu Hanım'a karşı 6284 sayılı kanun gereği hakaret, aşağılama, tehdit, küçük söz söylemeyi engelleyecek şekilde koruma tedbir kararı çıkartıldı. Hatta iletişim vasıtalarıyla rahatsız etmeme. Ve şöyle de bir durum var. Şimdi isterse Burcu Hanım müşterek olarak yaşamış oldukları konuta gidip kendisi orada yaşayabilir. Ve bulunmuş olduğu konuta, bulunduğu yere Yunus Bey tarafından yaklaşmama kararı var. Ama o evde kayınvalide yaşıyor. Çocuğunun velayeti sende. Tamam. Nafaka var çocuk için ve senin için ve koruma kararı var. Kapsamlı. Çok acil bir ihbar varmış. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar Esra Hanım. Ben bir şeyler söylemek istiyordum. Tabii buyurun, buyurun. Şimdi şimdiki sizi arayan bayan hiçbir şekilde Yunus Şahin'in kuzeni falan değil. Zaten Yunus Şahin'in sizin telefonlarınıza cevap vermeme şeyi de ondan geliyor. Çünkü bayan onunla kim beraber... Bu? Kuzeni değil, yeni bir kız, bayan arkadaşı.
Yunus'un hayatın şu anda birlikte olduğunu iddia ettiğiniz kişi Yunus'un yayına bağlanmamasının sebebi de bu hanımefendi ama kendi bağlanıp ailesiyle Burcu ile ilgili iddiaları söyledi. Yunus'un evet, bu kişiyle beraber falan olduğunu iddia hanımefendi. Ediyor. Peki bundan nasıl eminsiniz? Şimdi Yunus zaten benim arkadaşım. Evet. Yani az çok içeriğini bildiğim için konunun. Hı hı. Şöyle söyleyeyim size Esra Hanım, canlı yayındaki hanımefendi de evet biraz doğru söylüyor. Şimdi o atarlı konuşuyor ona karşı. Çocuğu o istiyor ama o vermek istemiyor çocuğu. İşte yok gel alabiliyorsan al. İşte sinirleniyorum, sesini duydukça nefret ediyorum. Aradı mı telefonu yüzüne kapatıyor falan. Yunus mu söylüyor bunları? Evet, evet Esra Hanım. Yunus'un bir an önce Burcu'yu evden göndermesinin altında aslında biriyle birlikte... Ben bunun oturup matematiğini yaptım zaten abi, anladın mı? Beni gecenin bir yarısı gönderdi ya. Ben bunun oturup, ben tek başıma bunun yani, matematiğini yaptım. Gayet, ama şunu da söyleyeyim. Velayet, ne demek birisi var? Geçici velayet hakkını aldı, nafakaları da aldı. Çocuğu da istediğimiz dakikada gidip alacağız. Ay bak sinirleri bozuldu. Anladım. Birisi var. Birisi varmış. Allah'ından bul. Tamam. Rabbim dağına göre kar versin. Benden beter olun kaynanam, kayınvalidem, Havanur Hanım. Tamam. Benden beter olun anladın mı? Görüşmek üzere. Tamam gel. Allah. Tamam.